Ladies and gentlemen, first of all, I have to inform you that we have simultaneous interpretation in two languages, English and Turkish. Since it is just two languages, there are no channels. So sadece iki dil olduğu için. Either English or Turkish. Turkish. Türkçe veya İngilizce olarak tercümeyi duyacaksınız. Ve first of all, I would like to extend a very warm welcome to all of you who have accepted our invitation. Kabul ederek bugün aramıza katıldınız. And federal states in the European Union. From the outset, I would like also to extend my most sincere thanks to the President of the Turkish Secret Chamber of Commerce, my friend Mr. Fikri Toros, a true champion of peace and reunification of Cyprus, for his kindness to host our event today in the premises of the Chamber. Dear friends, today's event is the first of a series of activities we have planned in the context of our programming priority to substantially increase our engagement with the 30 Cypriot civil society. Indeed, 2016 might bring some very positive developments with regard to the reunification of Cyprus, and we deem it of utmost importance that the European Parliament Information Office is well prepared and do its own part of the job in order to reach out and pass on the fundamental values and principles upon the EU's founded. Ve Avrupa Birliği'nin temel ilkelerini, değerlerini insanlara ulaştırabilmek için ne yapacaktır? Tabii ki günün sonunda de Avrupa Birliği'nin birer vatandaşıdır ve bu sürece katkı yapmak bizim en büyük görevimizdir. Amacımız onların AB üyeliğinden, çözümden sonraki ilk günden itibaren AB üyeliğinden en iyi şekilde yararlanabilmesine katkı koymak. Bugünkü etkinlik çerçevesinde bizler değerli bilgili konuşmacılarımız federalizmin ilkelerinden bahsedecekler ve bunu Kıbrıs ekseninde ele almaya çalışacaklar. Özellikle de müzakere süreci çerçevesinde adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona gittiğini düşündüğümüz bugünlerde. Şimdi Avrupa Birliği'nde başka başarılı federal yapılar da var bildiğiniz gibi. Sayın Avusturya Büyükelçisi Dr. Karl Müller bugün aramızda ve kendisi bu konuyla ilgili konuşma yapacak bizlere. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, Sayın Martin Schulz Avrupa Parlamentosu Başkanı bir video mesaj çerçevesinde geçen ay but also to all Cypriots. With your permission, I would like to quote from his political message the following, and I quote, "Allow me on this occasion to convey a clear political message from the European Parliament. The European Union is investing considerably in the current UN brokered negotiations for a comprehensive ve adada kalıcı bir çözüm bulmasına katkı yapmaya çalışıyor. Bizler yakından takip ediyoruz müzakere sürecini ve Kıbrıs barış içerisinde birlikte yaşamanın öncüsü olabilir ve farklı etnik ve dini kökenlerden insanların barış içerisinde yaşayabileceği bir yer olabilir. Federal bir Kıbrıs Doğu Akdeniz için bir örnek teşkil edebilir ve aynı zamanda Orta Doğu için bir örnek teşkil edebilir. Şu anda Avrupa, Kıbrıs'ın bölgede bir köprü görebilmesini istiyor. Ve sayın dostum Nikos Anastasiades ve Kıbrıs'ın Türk lideri Sayın Akıncı'ya seslenmek istiyorum. Bu ihmeyi değerlendirin ve adanın birleşmesi için siyasi bir çözüme imza atın. İnanıyorum ki her iki liderin ortaya koydukları iyi niyet ve irade ve Kıbrıs'taki sivil toplumun da desteğiyle birlikte bu süreç Kıbrıs'ta bir barış, bir başarıya imza atılmasına sebep olabilir. AB'nin temel değerleri aslında
Birleşik bir Kıbrıs ve bütün Avrupalı vatandaşlar için parlak bir gelecek anlamına geliyor. Değerli dostlar, bu önemli siyasi mesajı Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan alıntı yaparak sizlere aktardım ve bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Dinlediğiniz için de tekrar teşekkür ederim. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Fikri Toros'a buraya davet etmek istiyorum açılış konuşması için. Excellencies, distinguished panelists, Ekselansları, değerli panelistler, hanımefendiler ve beyefendiler, basın mensupları. Öncelikle hepinize Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs ofisinin düzenlediği bu etkinliğe hoş geldiniz demek istiyorum. Ticaret odası olarak bizler için çok büyük bir onur burada böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak. İzin verirseniz öncelikle ben Kıbrıs'taki Avrupa Parlamentosu ofisine teşekkür etmek istiyorum. Bu tip tartışmaların gerçekleşeceği ortamlar yarattıkları için ve Kıbrıs'ta federalizm kavramıyla ilgili algılara, düşüncelere katkıda bulunduğu için. Çünkü bu başlık, bu konu toplumlarımız içerisinde ayrıntılı olarak irdelenmesi gereken bir konu. Federalizm kavramı aslında Kıbrıs için yeni bir şey değil. Çünkü 1960 Cumhuriyeti de federal bir yapıya sahipti. Ve aslında coğrafi idari bölünmüşlük yerine işlevsel bir federalizm öngörüyordu ve iki toplumun işbirliğini gerektiriyordu başarılı olabilmek için. Ancak maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. 74 sonrasında müzakerelerin başlaması yine Kıbrıs'ın federal bir devlet olarak yeniden tasarlanmasını öngörüyordu. O dönemin toplum liderleri arasındaki 77-79 Doruk anlaşmaları ve ardından gelen BM Güvenlik Konseyi kararları iki bölgeli, iki toplumlu bir federalizmin Kıbrıs konusunun kapsamlı çözümünün temelini oluşturması gerektiğini söylüyordu. O zamandan beridir, o dönemden beridir federalizm adamızın gelecek modeli olmaya devam etmiştir. Birçok akademik çalışma, workshop, tartışma gerçekleştirilmiştir Kıbrıs'ta federalizmle ilgili. Ancak insanlara, sokaktaki insanlara bunun ne olduğu net bir şekilde aktarılamamıştır. Sıradan vatandaşlar henüz federalizmle ilgili yeterince bilgilendirilmemiştirler ve bu da aslında yeni çözüm planının kabullenilmesiyle ilgili belirli engeller teşkil edebilecek olan bir durumdur. Aslında ben burada aramızda bu kadar çok uzman varken federalizmin ne olduğunu sizlere anlatacak durumda değilim tabii ki. Ama biz bunu nasıl görüyoruz ve bu bağlam içerisindeki zorluklar neler olabilir? Kısaca onlara değinmek istiyorum. Basitçe ifade edecek olursak, federalizm aslında kurucu taraflar arasında işbirliği ve ortaklığı gerektiren ve bunu teşvik eden bir modeldir. İstikrar ve demokrasinin bir dengesinin kurulduğu, ortakların da ortak tutarlı bir politika içerisinde kendilerini özerk olarak yönetebildikleri bir yapıdır aslında federal bir ülke içerisinde. Federalizmin tarafları kendi yerel kimliklerinden ödün vermeden aynı vatan içerisinde, ortak bir algı içerisinde geleceğe doğru yürüyebilirler. Tabii ki bu tanımlama içerisinde yeni federal Kıbrıs'ta bizleri bekleyen üç önemli zorluk var. Birincisi, federalizm neredeyse 40 yıldır müzakere masasında görüşülüyor, tartışılıyor olsa da federal bir yapı fikri çok fazla ayrıntılandırılmamış ve adada yaşayan kişiler tarafından çok fazla içselleştirilmemiştir. Kıbrıs'ta Türkler ve Kıbrıslı Rumlar
iki ayrı yönetim olarak kendi işlerini ayrı ayrı yürütmeye alışmıştırlar. Dolayısıyla da buradaki zorluk insanların federal bir yapının dinamiklerini anlayabilmesi ve bu yapı içerisindeki işleyiş ilişkilerini anlayabilmesidir. Çünkü bu aslında çok da kolay bir iş olmayacaktır. Federal bir yapı içerisindeki gelecek durumda yer alacak olan hiç kimse aslında federal bir ortamda çalışıyor olmaya aşina değildirler. Bunu söyledikten sonra ikinci zorluğun ne olduğuyla devam etmek istiyorum. Her türlü siyasi sistem vatandaşlarına hizmet verirken sorunsuz bir şekilde işleyebilme becerisine tabidir. Başarılı olabilmesi buna tabidir. Dolayısıyla da Kıbrıs'ta sadece siyasi değil, pratik zorluklarla da karşılaşılacaktır federal bir devlet içerisinde ve aslında mevcut bürokratik yapılarımıza dayanarak yeni bir işleyiş sistemi geliştirmemiz gerekecek. Tabii ki genç nesillerin, İngilizce konuşan genç nesillerin bürokratik bir pozisyonlara atanmaları muhtemelen dil engelini aşabilmemize yardımcı olacaktır. Ve bunun böyle olacağını varsayarsak yine de alışkanlıklar ve eğilimler yeni federal düzene uyum sağlanmasına yardımcı olamayabilir. Üçüncü bir husus ise yeni devletin, yeni federal yapının rekabet edebilirliği ve ekonomik yaşayabilirliğidir. Tabii ki de bir geçiş dönemine ihtiyaç olacaktır ve mutlaka bunun belirli zorlukları olacaktır. Kaçınamayacağımız zorluklar, sıkıntılar söz konusu olacaktır ama bunlar geçici olacaktır ve yeni federal bürokrasi hem özel sektöre hem de yabancı yatırımlara en kaliteli hizmetleri verebilecek durumda yapıda olmalıdır. Bürokratik yapılar ve süreçler siyasi nedenlerle gerekli olabilirler. Ancak katı, elastik olmayan ve pratik olmayan bir sistem hem maliyetli olacaktır hem de federal devletin yaşayabilirliğine de bir tehdit teşkil edecektir. Bu üç zorluğu dikkate alarak ben aslında panelistlerimize üç soru sormak istiyorum. Kıbrıs'ta insanların federalizmle ilgili yeterince bilgilendirilmelerine ve buna hazırlı olmalarını nasıl sağlayabiliriz? Ne tür önlemler almamız gerekir federal bir yapıya sorunsuz bir geçiş yapabilmek için? Ve yeni federal Kıbrıs'ın müzakere edilen yapısının sadece siyasi olarak kabul edilebilir olmasını sağlamakla kalmayarak bunun aynı zamanda işlevsel ve işletme dostu olmasını nasıl sağlayabiliriz? Ben sözlerime son verirken devam eden Kıbrıs müzakerelerine de değinmek istiyorum kısaca. Görüyoruz ki liderler ve müzakere ekiplerinin müzakereleri için güvenli ve gizlilik ilkesine dayanan bir alana ihtiyaçları olduğunu görebiliyoruz, bunu anlayabiliyoruz. Ancak bu gizliliğin insanların kendilerini bu süreçten dışlanmış hissedecekleri şekilde yürütülmesi ve uzatılması yeni bir devletin önümüzdeki referandum sürecinde kabul görmesini zorlaştıracaktır. Biz liderleri ve ekiplerini sivil toplumun barış sürecine katılımlarını desteklemelerini ve bunu teşvik etmelerini istiyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak olan çözümün kabullenilmesi, sahiplendirilmesi açısından çok büyük bir önem arz ediyor bu. Ortak bir strateji hem planın onaylanması hem de uygulanması açısından şarttır. Ortak geleceğimiz için hemen somut adımlar atmalıyız en erken zamanda. Dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum ve panelistlerin görüşlerini önemli de çok fazla bekliyorum. Our first speaker today
Bugünkü ilk konuşmacımız Sayın Markolis. Kendisi bildiğiniz gibi eski bir bakan ve önemli bir diplomat. Ve şimdi Kıbrıs Rum Müzakere Ekibi'nde mülkiyetle ilgili komitede görev yapıyor. Şimdi kendisine ben sözü vermek istiyorum. Kendisi farklı federal yapıların özelliklerinden ve zorlukları, avantajları ve dezavantajlarından bahsedecek. Sevgili arkadaşlar, hanımlar ve beyler, merhaba. Sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. I hope I didn't say something wrong. I'm really trying very hard to learn. Şu anda Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Bence hepimizin aslında iletişim kurabilmek için öğrenmesi gereken bir şey bu dil ve barış için, adanın birleşmesi için, hepimiz için sanırım karşılıklı olarak dillerimizi öğrenmek çok önemli bir artı olacak. Bugün burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu dile getirmek istiyorum ve bu bağlamda Avrupa Parlamentosu'na teşekkür etmek istiyorum ve kendilerini tebrik etmek istiyorum bu etkinlikten dolayı. Ve utanarak söylüyorum çünkü ilk kez Kıbrıs Türk bir kitleye hitap etme fırsatı buldum bu etkinlik çerçevesinde ama hiçbir zaman olmamasından daha iyidir tabii ki de geç olması. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tarz birçok etkinlik, diyalog, iletişim kurma fırsatı olacaktır bizler için. Şimdi ben izninizle federalizmden bahsetmek istiyorum sizlere bugün ve bunun yanında değişik federal yapılara değineceğim. Bunların beraberinde getirdiği farklı zorluklara, federal ülkelere, federal sistemin avantaj ve dezavantajlarına değinmek istiyorum. Şimdi isterseniz üç yönetim şekli var bildiğiniz gibi bugünkü sistem çerçevesinde bilinen. Birincisi üniter devlet dediğimiz ki bizim de yakından tanıdığımız bir yaklaşım. Çünkü 1900 anlaşması 1960'da kurulan cumhuriyet bunu öngören bir yapıydı. Belki fonksiyonel olarak bir federal yapıydı ama anayasaya baktığınızda anayasa açısından üniter bir devlet olduğunu söyleyebiliriz. Üniter devlet dediğimiz egemen bir devlettir ve tek bir birim olarak yönetilir. Üniter devlet. Ve üniter devletlerde merkezi bir hükümet olur ve bu üst yapıdır. Ve bütün idari birimler, yapılar, bölgeler, ki Kıbrıs'ta da var, değişik bölgeler, sadece merkez hükümetin kendilerine devrettiği yetkileri kullanarak faaliyet gösterirler. Bu, yani üniter devlette asıl olan merkezi hükümettir. Federal bir devlete baktığınız zaman egemenlik açısından biraz daha karmaşıktır. Çünkü yetki paylaşımı vardır. Merkezi hükümet ve parça devletlerin arasında bir yetki paylaşımı vardır ve federal bir devletin oluşabilmesi için her iki düzey gereklidir. Federal hükümette bir merkezi hükümet ya da federal hükümet vardır ulusal düzeyde. Bir de bölgesel diyeceğim ben ki herkes bölgeselin ne anlama geldiğini biliyor zaten. Bölgesel yönetimler vardır, devletçikler vardır ve bunların kendi yetkileri vardır. Bu yetkiler üniter devletten şu bağlamda ayrılıyorlar. Bu yetkiler her iki düzeyde paylaşılır ve bu paylaşılmayı yapan federal hükümetin anayasasıdır. Bu yetkileri geri almanın tek yolu işte anayasayı değiştirmekten geçer. Ve bütün federal devletlerde ve federasyonun bütün birimleri, parçaları
anayasanın değişiklik sürecine katılmak zorundadır. Yoksa anayasa değişemez federal devlette. Federal devlet dediğimiz zaman gene tek bir uluslararası kimlik söz konusudur. Ve bu da uluslararası hukuk çerçevesinde o ülkenin yükümlülükleriyle alakalıdır. Şimdi üçüncü yapıya baktığımızda, bugün geçmişteki haliyle artık mevcut olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da konfederasyondur. Konfederasyon, bağımsız egemen devletlerin oluşturduğu bir birliktir. Yani uluslararası hukuk çerçevesinde bağımsız olan birimlerden, devletlerden bahsediyoruz. Bu devletler bir antlaşma yapar kendi aralarında ve bu antlaşma çerçevesinde yetkilerinin bazılarını ortak kurumlara devrederler. Politika koordinasyonu ya da eylem koordinasyonu yürütürler ve genellikle dış politika, savunma gibi spesifik alanlarda bu işbirliği yapılır. Geçmişe baktığımız zaman, geçmiş örneklere, mesela Kuzey Amerika ülkeleri bugün ABD'nin başlangıcını oluşturuyor bunlar. 1786-76'dan bahsediyoruz aslında tarihi olarak. O devletler bağımsızdı ve kendi aralarında bir antlaşma yaparak bir konfederasyon kurdular Kuzey Amerika'da. İsviçre'ye baktığımız zaman, İsviçre'de bir konfederasyon olarak işe başladı. Bağımsız devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir konfederasyondu. 20. yüzyılın ortasına kadar bu konfederal yapı devam etti. Ancak bugün baktığımız zaman, İngiliz Commonwealth ülkelerine baktığımız zaman bu da bir nevi konfederasyondur. Avrupa Birliği'ne de baktığımızda kimileri evet bunun da bir nevi bir konfederasyon olduğunu söylüyor hala. Commonwealth bağımsız İngiliz milletler topluluğuna baktığımızda, eski Sovyetler Birliği ülkelerine baktığımızda bunlar da genel konfederal yapının birer örneğidir. Şu anda federal ülkelerin bir listesini görüyoruz. Federasyondan bahsettiğimiz için dünyada mevcut olan federal ülkeleri sıraladım. Şu anda 25 tane ülke var. Bazı ülkeler federalizme doğru gitme yolunda. Ben şu anda bu listede halihazırda federal bir ülke olarak faaliyet gösterenlerden bahsediyorum. Kırmızı olarak işaretlenenler Avrupa Birliği'nin şu anda üyesi olan devletleri ve federal bir yapıya olan AB üyesi olan devletler. İspanya federal midir değil midir bu tartışılıyor. Ancak bir federal hükümet, bir federal devlet olarak daha doğrusu sıralanıyor. Neden? Çünkü ademiye merkeziyetçilikten uzaklaşma yönünde bir eğilim var giderek daha fazla İspanya'da. Şimdi biraz eski bir harita bu ama gene de bir önemli bir şema bizim için bu. Bulabildiğim tek haritaydı bu. Federal hükümetleri gösteriyor. Şimdi farklı federal ülkeler var, farklı federal yapılar var. Bir klasik model bilinen en eski federasyondur ki bu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunun arkasından İsviçre gelir, Kanada gelir, Avustralya. Bunlar en eski federasyonlardır ve eskiden İşte bağımsız devletlerin oluşturduğu birliklerdi ama zaman içerisinde federasyona dönüştüler. Bunun dışında bazı üniter devlet örnekleri var. Üniter devlet olmaktan çıkarak federalizme doğru gitmiş bunlar. Kimler? Belçika bunlardan bir tanesi ki çok iyi bilinen bir örnek. 1993'e kadar üniter bir devlette daha fazla 1973'ten 93'e doğru yavaş yavaş anayasasını değiştirerek bir federal yapıya dönüştü Belçika. Yeni bir anayasa yürürlüğe koydu 1993'te ve şu anda artık tam anlamıyla bir federal ülke ve bir de Etiyopya var 95'ten beri federal olan. Bunun dışında etnik çatışmalardan dolayı ortaya çıkan federal devletler var. Bir tanesi Bosna Hersek ve Güney Afrika. Bunlar da Latin Amerika
Amerika ülkelerindeki federasyonlar var. Venezuela, Meksika, Arjantin, Brezilya. Bunlar federal devlet olarak işe başlamışlar. Daha sonra diktatörlük yaşamışlar. Demokrasiyi tekrar tesis ettiklerinde yeniden federal ülke olarak yollarına devam etmişler 20. yılın sonundan itibaren. Bir de koloni sonrası federasyonlar var. Hindistan, Nijerya, Malezya ve Pakistan, bunlara örnek verilebilir. Çok farklı örneklere birkaç örnek böylelikle vermiş olduk. Şimdi değişik varyasyonlarından bahsedelim federasyonların. Çünkü işte örnek alabileceğimiz bir model vardır diyebilirsiniz. Ama maalesef durum böyle değil. Çünkü federalizm dediğimiz şey, onlarca farklı model var, varyasyon var şu anda. Ve bunların bazılarından bahsetmek istiyorum izninizle. 25 ülke var şu anda federal olan ve dünya popülasyonunun %40'ını temsil ediyor bunlar. Ve aynı zamanda yüz ölçümü olarak dünyanın %50'sini kapsıyor bu ülkeler, yani federal ülkeler. Ama şu anda kontrollerinde olan bölge oldukça büyük. Mesela Rusya 17 milyon kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Arkasından Kanada, ABD geliyor. Bir de daha küçük bölgelerdeki ülkeler, federal ülkeler var. Mesela St. Kitts bunlardan bir tanesi. 261 kilometre karelik bir alanda tesis edilmiş bu federasyon. Bunun arkasından Mikronezya geliyor. 702 kilometre karelik bir alanı kapsıyor bu da. Büyük nüfuslar ve küçük nüfuslar var federal ülkelerin içerisinde. En büyük hangisidir? Hindistan. 1.3 milyarlık bir nüfusu var bu federal devletin. Daha küçük nüfuslara baktığımızda St. Kitts and Nevis 52 bin nüfuslu ve bir de Mikronezya dediğimiz 108 binlik nüfusuyla başka bir federal devlet. Şimdi parça birimlerine baktığımız zaman Bosna'da iki tane parça birim var. St. Kitts'te de iki tane var. Belçika'da üç parça bölge var. Avustralya'da 6 tane. Kanada'da 10. Almanya'da 16. İsviçre'de 28. Rusya'da 89 parça birim var. Yani çok farklı rakamlar var parça devlet dediğimiz zaman federasyon yapılarının içerisinde. Şimdi isimlerine de bakalım. Kimisi kendisine cumhuriyet demiş mesela Rusya'da olduğu gibi. Kimileri kendilerine devlet diyor Amerika Birleşik Devletleri olduğu gibi. Kanada'da provanslar var. İsviçre'de kanton dediğimiz eyaletler var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde emirlikler var. Avusturya ve Almanya'da länderler var. Bunlar da bir nevi eyalet ve Belçika'da daha farklı ve liste devam ediyor. Büyüklük olarak da farklılık gösteriyorlar. Parça devletlerin büyüklüğün nüfusu açısından da farklılıklar var. Rusya'da milyonluk nüfuslardan bahsediyoruz. Her bir parça devlette milyonluk nüfuslardan bahsediyoruz Rusya söz konusu olduğunda. Bunun dışında resmi dilde farklılık gösteriyor. Bazı federasyonlarda tek bir resmi dil var. ABD, Brezilya, Meksiko, Almanya, Avusturya gibi. İki dilli olanlar var. Kanada, Pakistan gibi. Üç resmi dili olan federal devletler var. Belçika, Bosna Hersek gibi. İsviçre 4 resmi dili var. Güney Afrika'da 11 resmi dil var. Hindistan'da 18. Bazı federasyonlar oldukça merkeziyetçi, diğerleri daha gevşek bir federal yapıya sahip. Bu bir diğer değişiklik, bir diğer varyasyon. Bazı federal devletlerde başbakan var, parlamenter sistem var, bazılarında cumhurbaşkanlığı sistemi var. Homojen nüfuslu olanlar var ama çok farklı kesimlerden insanlığı bünyesinde barındıran federal ülkeler var ve tabii ki zengin olanlar var, fakir olanlar var. Bunun dışında parça devlet yetkileri de farklılık gösteriyor. Çoğu federal hükümette bu residual power dediğim parça devletin yürüttüğü artık yetkiler
doğrudan parça devletin uhdesinde olan şeyler ki çoğunlukla federal hükümette bu tarz yetkiler kullanılıyor parça devletler tarafından. Belçika, Kanada, Hindistan, Güney Afrika ve İspanya durum farklı çünkü bu yetkiler federal hükümet tarafından yürütülüyor. Neden? Çünkü oradaki federal yapı daha merkeziyetçi. Bunun dışında yetki dağılımı ile ilgili değişiklikler de görüyoruz gene federal yapılar içerisinde. Mesela bazı örneklerde parça devletlerin daha fazla yetkiye sahip olduğunu görüyoruz. Ama her federasyonda bu böyle değil. Ancak federasyonlara genel olarak baktığınız zaman merkezi hükümete devredilmiş standart yetkiler vardır. Mesela dış ilişkiler. Bütün federasyonlarda dış ilişki federal hükümet tarafından yürütülür. Ekonomi, vatandaşlık, savunma, dış ilişkiler, para politikası, uluslararası antlaşma onaylama işi bunların hepsi federal hükümetlere devredilmiş yetkiler. Bunun dışında simetrik ve asimetrik federasyonlar dediğimiz çeşit türler de var. Simetrik federasyon nedir? Bütün parça devletlerin yetkileri aynıdır. Asimetrik federasyonlarda parça devletlerin bazılarının diğerlerine göre yetkileri daha fazladır. Mesela bir örnek vereyim. Kanada bunlardan bir tanesi. Köbek'in yetkileri diğer provanslara göre daha fazladır mesela Kanada'da. Bu bir örnek. Biraz federal devletlerin temel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ve yetki dağılımı anayasa tarafından temin edilir, garanti edilir. Bu temel özelliklerinden bir tanesidir federal devletlerin. Aynı zamanda anayasası bir federal devletin gene parça devletlerin özelliğini garanti eder ve ülkenin birliğini garanti eder, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik temin eder anayasa. Tek kimlikten kasıt uluslararası camiada federal hükümetin tek bir yapı olarak temsil edilmesidir kastettiğimiz. Federal hükümet içerisinde tek bir vatandaşlık vardır. Bütün federal hükümet içerisindeki bütün vatandaşlar federal hükümetin vatandaşıdır ve kimi zaman oy kullanma anlamında bir de parça devletin vatandaşlığı söz konusu olur. Ekonominin ve insanların birliği söz konusudur federal devletlerde. En az iki parça devleti vardır bir federal devletin. Bir federasyon olabilmesi için bu şarttır. Ve daha önce de bahsetmiş olduğum gibi federal devlet uluslararası hukuk açısında tek muhatap olarak alınır. Parça devletleri değil. Şimdi başarılı federal demokrasilere birkaç başarılı örnek vermek istiyorum. Çünkü amaç başarılı bir federasyon sahibi olmaktır. Şimdi bu başarılı federal demokrasilerin karakteristik özelliklerine baktığımızda neler göze çarpıyor? Öncelikle hükümet içi danışma müzakere sürecinin olması gerekiyor. Klasik anlamda hükümet kurumlarının dışında. Aynı zamanda işbirliği gene bu anlamda çok önemli. Pragmatik bir yaklaşım çerçevesinde problemlerin ele alınabilmesi federal yapılarda çok önemli. Federal olarak insanların federal hükümete devlete sadakat göstermesi çok önemli. Bundan kasıt şu, birlikte çalışmak ve federal hükümetin ihtiyaçlarını, amaçlarını yerine getirebilmek için işbirliği yapmak. Bu hayatı önem taşıyor. Neden? Sürdürülebilir ve işlevsel bir federal yapıya ulaşabilmek için bu sadakat ruhunu oluşturmak çok önemli. Bunun dışında bir federal komitenin oluşturulması çok önemli. İrade olması, karşı tarafın görüşünü anlamaya yönelik çaba harcayacak bir anlayış geliştirilmesi federal yapılarda büyük önem arz ediyor. Son olarak, tabii ki liste uzun ama hükümet içi bir rekabet de şart. Bu neden önemli? Etkinliği sağlamak
inovasyonu yerleştirmek için bu çok önemli. Bu tarz bir rekabet, işte insanların serbest bir şekilde dolaşımı, vatandaşlığı, yerleşme özgürlüğünün, sermaye ve hizmetlerin dolaşımının sağlanmasıyla sağlanabileceğini gördük diğer başarılı örneklerden. Şimdi federal hükümetlerin avantajları nelerdir? Yetki dağılımı var, paylaşımı var değişik düzeylerde federal devletler içerisinde. Bu yatay olabiliyor kimi zaman veya dikey anlamda da bir yetki paylaşımı yapılabiliyor. Bu tabii ki sistem içerisinde kötü yetkinin kötüye kullanılmasını engelleyecek olan bir şey. Federal devletlerde sağlıklı bir rekabetin olması gerekiyor parça devletler arasında. Çünkü bu ileriye doğru adım atılmasını getirecek olan bir rekabettir. Bir denge oluyor federal devletler içerisinde. Neden? Çünkü karşılıklı olarak insanların birbirini anlamaya çalışması ve bir ortak paydada buluşmaya çalışmasını getiriyor. Farklılıkların muhafaza edilmesine yardımcı oluyor. Toplum içerisindeki değişik kesimlerin farklılıklarını da muhafaza etmeye yardımcı oluyor. Ve daha fazla demokrasi oluyor. Gerçekten bu önemli, buna inanın. Çünkü hem federal düzeyde hem de parça devlet düzeyinde mesela insanlar oy kullanabiliyor. Ve böylelikle vatandaşlar oy kullanma hakkını daha fazla kullanabiliyorlar ve kendilerini ifade etme hakkını, pozisyonlarını ifade etme hakkını kullanıyorlar. Daha vatandaş odaklı bir yaklaşım aslında federal devlet dediğimiz şey ve parça devletin kimliğini, kültürünü muhafaza etmeye yardımcı oluyor ve aynı zamanda özellik sağlıyor. Adem'in merkeziyetçilikten uzaklaşılmasını ve daha bölgesel bir yaklaşım kullanılmasını olanak sağlıyor federal devletler. Tabii ki federal yapıların sadece avantajları yok. Dezavantajları da olabiliyor. Bunlar nelerdir mesela? Tabii federal yapıların içerisinde farklı idari düzeyler, birimler vardır ve o tek sesliliği bozabiliyor bu kimi zaman. Bazen bir federal devletin işlemesi biraz daha karmaşık olabiliyor ulusal devlete kıyasla. Değişik çünkü karar alma noktaları var ve daha fazla vakit gerektirebiliyor. Mesela Belçika örneğine bakacak olursak, bazen karar alabilmek için Belçika aylarca uğraşıyor. Ve çifte iş yapılmasına olanak yaratabiliyor. Çünkü farklı düzeylerde faaliyet gösteren bir yapı var. Bazen eşitsizlikler de yaşanabiliyor. Neden? Çünkü işte farklı parça devletlerde, farklı politikalar, farklı yasalar yürürlükte olabilir. Bu da eşitsizlikleri getirebiliyor. Ve kamu politikası dediğimiz şey kimi zaman göz ardı edilebiliyor. Ya da aşırı denetleme, düzenleme yönüne de gidilebiliyor veya yetki üzerine tartışmalar da yaşanabiliyor. Şimdi federasyon dediğimiz şey bütün problemleri giderecek olan bir sihirli kelime değildir. Ama bir federal kültürün yerleştirilmesi gerekiyor. Ve daha önce sorulan sorulardan bir tanesiydi. Biz ne yapabiliriz, insanları nasıl hazırlayabiliriz diye. Bugünden başlayarak sanırım yapılması gereken şey insanları bilgilendirmeye başlamalıyız ve bir federal anlayış, kültür yerleştirmeye çalışmalıyız. Federalizmin ne olduğunu anlamaya çalışarak hayatımıza federalizmi yavaş yavaş enjekte etmeye çalışmalıyız. Mesela bugünkü etkinlikler gibi etkinliklerin düzenlenmesi çok önemli.
Ve bu tarz diyalogların, etkileşimlerin başlatılması çok önemli ve insanlara yavaş yavaş federalizm kavramını tanıtmaya çalışmalıyız. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi, tek bir federal yapı yoktur. Çok farklı federasyon modelleri vardır yeryüzünde ve ama federasyonlara baktığınızda ortak birçok özelliği de vardır bu federal yapıların, federal devletlerin. Especially in countries that come up, come out of intercommunal conflicts. Özellikle de toplumlar arası çatışma ya da etnik çatışma yaşanmış ülkelerde ya da güçlü gericilik yaşamış ülkeler de belki de bölünmeyi engellemenin tek yolu federalizm olabilir. Ve yetkiyi paylaşarak demokrasiyi yerleştirmenin ve toprağın bütünlüğünü sağlamanın yolu federasyon olabilir. Federal bir yapı barışı getirecek, barışı güçlendirecek, çatışmayı önleyecek bir yapı olabilir ve farklı kültürlerin dilini, kültürünü, dinini özerk bir idari yapı çerçevesinde muhafaza ederek demokratik bir yapı çerçevesinde yoluna devam etmesini sağlayacak olan bir yapı olacaktır. Avrupa Birliği çerçevesinde insan haklarına büyük önem verilmesi, bireysel bazda bu hakların teslim edilmesi ve temel özgürlüklerin sağlanması, AB mevzuatı çerçevesinde bunların yapılması ve Avrupa Birliği antlaşmalarına saygı göstererek, riayet göstererek bunun yapılması çok önemli. AB ekseninde işlevsel bir federal yapının olması da önemli. Neden? Çünkü bu federal oluşacak, oluşturulacak federal düzenin hayata devam edebilmesi, sürdürülebilir olması için çok önemlidir. Son olarak federalizm dediğimiz şey farklı kimliklerin birlikte yaşayabilmesi, çok kültürlü işbirliğin devam edebilmesi, yerleştirilebilmesi, hoşgörünün oluşabilmesi için önemlidir. Ve insanların bölünmeden uzak kalarak birlikte yaşayabilmesi. Thank you very much, Mrs. Martoli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Martoli. Bu gerçekten ayrıntılı bir sunumdu. Ve federasyonlarla ilgili bilmediğim şeyleri de öğrenmiş oldum sunumunuz sayesinde. Bir sonraki konuşmacımız Avusturya Büyükelçisi Sayın Karl Müller. Kendisi iyi uygulamalardan bahsedecek bize federal devletlerle ilgili. Yes, merhaba, good morning everybody. Herkese merhaba, hanımefendiler ve beyefendiler. Ben öncelikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi benden aslında Avusturya durumunda, Avusturya'nın anayasal gerçekliğiyle ilgili en iyi uygulamaları sizlere sunmam istendi. Ancak uzmanlar çok da iyi bir uygulama olduğu konusunda hemfikir değiller Avusturya'daki uygulamanın. Ama ben burada son zamanlarda Avusturya Anayasası'nın daha da iyileştirilmesi için öngörülen çalışmalara değineceğim. Sürekli değişikliğe uğruyor Avusturya Anayasası geçtiği günden beri. Sayın Bakan'ın anlattığı üniter üç güç üzerine kuruludur. Eyaletlerin özerkliği ve
Avrupalılaşma da bunlar arasında yer almaktadır. Şimdi Avusturya aslında federal olarak, federalizm açısından en başarılı olan uygulamalardan bir tanesi değil. Ama bunu birazcık daha açacak olursam, Avusturya muhafazakar sağ elinde olsa da provanslarının yani eyaletlerinin bağımsızlığını savunmuştur, bunu korumak istemiştir. En batıdaki yerine kadar, en doğusundan en batısına kadar federalizmin desteklendiği bir yapı olmuştur her zaman. Şimdi Avusturya'nın federal anayasasına değinecek olursam, yaklaşık 1000 yıl öncesine kadar eyaletler için eyaletlere bölünmüştür ve Kıbrıs'taki gibi etnik bir bölünmüşlük yerine bugünlerde bu zayıflamakta olsa da bölgesel kimliklere dayanmaktadır. Bölgesel kimlikler farklı tarihler, farklı geçmişlere dayanmaktadır. Ve tabii ki de Habsburglar dediğimiz eyaletler varlıklarını sürdürmüşlerdir. Avusturya 1918'de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra krallığın Almanya konuşan kalıntılarını da barındırıyordu içerisinde ve eyaletler bütün yetkilere sahipti ve onlar burada kalmaya karar verdiler ve 2 sene ve 1 anayasa sonrasında, ki monarşiden kalan bir anayasaydı bu bir nevi, ve yeni bir federasyon oluşturuldu, daha merkeziyetçi bir federasyon oluşturuldu ve eyaletlerin birçok yetkisi federal devlete devredildi. Dolayısıyla da anayasa bu eyaletleri birbirine bağlayan ana güç haline geldi. Şu anda 9 özerk federal eyaleti var Avusturya'nın. Birincisi başkent Viyana, ki onun özel bir statüsü var. Federalizm anayasada belirlenen bir durum ve sadece referandum yoluyla değiştirilebilecek bir hüküm bu. Yasama ve yürütme yetkileri daha önce de duyduğumuz gibi federal ve eyalet hükümetleri arasında paylaşılıyor. Eyaletler düzeyinde toplumları ilgilendiren yasalar bölgeler düzeyinde geçiriliyor. Eyaletlerin yönetimi, tabii ki de eyalet hükümetlerinin elinde, yetkisi altında ve eyaletin vatandaşları eyaletin mevzuatına katkıda bulunabiliyorlar. Doğrudan demokrasi yoluyla, referandum yoluyla. Tabii bir de federal konsey var. Federal meclis içerisinde bir de ikinci kamara var ve bunun üyeleri de bölgesel yani eyalet parlamentoları tarafından yetkilendiriliyor, atanıyor. Şimdi dediğim gibi federal prensip anayasadan anayasada yer alıyor ve yasama ve yürütme görevleri iki düzey arasında paylaşılıyor. Hatta bir üçüncü düzey yani toplumlar arasında paylaşılıyor. Şimdi federal Avusturya'daki federal sistemin temel unsurlarına bakacak olursak, federal devlet ve eyaletlerin kendi yasal düzenlemeleri var, yürütme organları var, yani kendi hükümetleri var. Federal eyaletler, ki bu Avusturya'ya özel bir durum, dolaylı olarak federal devletin idari faaliyetlerine katılıyorlar. Buna da dolaylı idare adı veriliyor federal yasalarda. Yani çoğu şey için tek bir yapı var.
yapı var. Bu yapının altında eyalet hükümetleri var ama bu yapı aynı zamanda federal yapının yasalarını da oluşturuyor ve bunları da yönetiyor. Yani federal yapının kendi organları bulunmuyor eyaletler içerisinde. Şimdi ben çok fazla aklınızı karıştırmak istemediğim için bazı ayrıntıları atlayacağım konuşmamın içerisindeki ve bir ikinci noktaya değineceğim. Anayasamızda yakın zamanda yapılan değişiklikler var. Küçük değişiklikler yapılarak Avusturya Anayasası 2. Dünya Savaşı'ndan beri sürekli değiştirilmektedir. Ve ben aslında yetki ayrımıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında çok da birbirlerinden yeterince ayrılmış olduklarını söylemek mümkün değil. Federal Konsey, yani eyaletlerin yönettiği ikinci kamara bir taslak hazırladı yetkilerin federal düzeye aktarılmasıyla ilgili ve buradaki ana amaç aslında federal devletin en baştan eyalet yasalarını onaylama gerekliliğini ortadan kaldırmak için böyle bir önerge hazırladı. Çünkü merkezi hükümetin eyaletlerin işlerine karışabileceği önemli bir yapıydı bu ve bu tasarıyla, bu önergeyle kaldırıldı. 1920'den kalan bazı maddeler de değiştirildi. 2010 yılından beri eyaletler kendi yasa önergelerinde bulunabiliyorlar son 10 yıldır. İşte bu yüzden aslında bu oldukça önemli ve olumlu bir gelişme aslında. Federal düzeyden bazı yetkilerini geri alabildi eyaletler. Şimdi tabii anayasadaki bu değişiklikler için özel bir komite var ve bu özel komitenin görevleri merkezi hükümetin yönetmesi gerekmeyen alanları belirlemek. Bu komite aslında bu değişikliklerin olmasını sağlayan komite. Federal düzeyle eyaletler düzeyindeki yetki paylaşımı ya da yapısı diyeyim oldukça karmaşık Avusturya'da ve uluslararası durumda çok görülen, alışıldık bir model değil. Birkaç örnek verecek olursam, Avusturya'da yetki alanı merkezi devlettir aslında, federal devlettir ve idari mahkemeler eyaletler içerisinde çok fazla bulunmuyordu aslında ama artık var. Tabii ki merkezi hükümetin yasal düzenlemeleriyle ilgili bazı raporlar vardı. Bunlar gözden geçirildi ve bazı iyileştirmeler öngörüldü. Aslında bunların bir an önce yapılması gerekiyor. Ve bir de parlamentonun durum tespit komisyonu var. Doğrudan demokrasinin güçlendirilmesi için Avusturya'da çalışıyorlar. Tabii ki anayasadaki bu değişiklikler federal yetkilerin anayasada belirtilmeyen federal yetkilerin düzenlenmesiyle ilgiliydi. Mesela bir tanesi Federal Konsey'in soruşturma komitelerinin reformuyla ilgiliydi. Şimdi bu komisyonların azınlıkların ya da azınlığın ya da muhalefetin elinde olmasını öngörüyor. Ama şu andaki düzenlemeye bakacak olursak iktidarın
yürüttüğü bir komite bu. Son bir konu değinmek istediğim ki bu federasyonların ne kadar karmaşık olduğunu gösterecek olan bir nokta bize. Çünkü daha da basitleştirilmek için sürekli düzenlemeler yapılması gerekiyor federasyonlarda. Bu üzerine de konuşacağım konu eğitim konusu. Bunlar da yine eyaletler, kurucu devletler düzeyinde yönetiliyor. 2015'te yeni bir düzenleme yapıldı. Eyaletler düzeyinde bir eğitim konseyi kuruldu ve idari eğitim daireleri artık karma bir yetkiye sahipler eğitim alanında, yani federal düzeyde bunu paylaşıyorlar. Artık 9 ayrı eğitim müdürlüğü olacak her bir eyalet için ve tüm yetkileri onlar kullanacaklar eğitimle ilgili. Ama bu tabii ki de yine federal düzey ile eyalet düzey arasında paylaşılan yetkileri etkileyecek bir düzenleme olmayacak. Ama yeni bir sinerji yaratacak. Artık Avusturya'nın anayasal düzeninde yeni yapılar olacak ve bir nevi karma hibrit makamlar yaratılmış olacak. Hem federal hem de eyalet yetkilerini kullanacak şekilde. Bu konu tabii ki duygusal da bir konuydu Avusturya için ve şu ana kadar kaydedilen ilerlemeler gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi eyaletlerin müdürleri eyalet yönetimleri tarafından önerilecek ve Federal Eğitim Bakanı tarafından 5 yıllığına görevlendirilecekler. Yani aslında şu anda yani kimseyi de tatmin etmeyen bir yapı gibi görünüyor ama bununla ilgili başka bir uzlaşı yolu bulunamamıştı. Bu müdürlükler hem federal hem de eyalet düzeyinde çalışacak öğretmenleri yönetecekler. İki öğretmen kategorimiz var bizim, federal ve eyaletlere ait öğretmenler olarak. Müdürlüğün tüm personelinin yönetiminden sorumludur ve iç düzenleme yine federal yasalarda göre yapılıyor ama eyalet yönetimi tarafından da onaylanıyor. Yani burada da aslında bir nevi iki başlılık söz konusu. Tabii ki öğretmenlerin maaşları tek merkezden çıkıyor, merkezi yönetimden çıkıyor. Aslında bu yeni, oldukça karmaşık olan bu yeni düzenlemelerin gerçekten bir iyileştirme sağlayıp sağlamadığını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Tabii ki de bunun mecliste de 3-2 çoğunluğu alması gerekecek. Ben aslında birçok örnek verdim size ama bir noktaya daha değinmek istiyorum. Avusturya bakış açısıyla federalizmi düşündüğümüz zaman Avusturya deneyimi nedir? Bizim hatalarımız neler olmuştur? Onlara değinmek istiyorum ya da Avusturya'nın gerçekliklerini düşündüğümüzde bunun zorlukları neler olmuştur? Tabii ki de bu süre yeterli olmayacaktır bunları tartışmamız için ama soru cevap kısmında da belki bazı şeyleri tartışabiliriz. Şimdi bazı eleştirmenlerin de söylediği gibi Avusturya'daki federalizm acaba zayıf bir sistem midir? Ya da hatta neredeyse bir federalizm gibi görünen bir üniter devlet midir acaba Avusturya? Şimdi Avusturya'da evet çok çeşitli yetkiler var federal düzeyde. Çok önemli ve çok daha fazla sayıda yetkiler var eyaletin yetkileriyle kıyasladığımız zaman federal düzeyde. Ancak tabii ki de
bazı istisnalar da var. Federal konseyin veto yetkisi askıya alınabilmektedir. Sadece belirli bir süre için geçerlidir. Bu iki özellik aslında zayıf bir federal sistem olduğunu gösterebiliyor bize. Ancak tabii ki anayasanın Avusturya'daki duruma göre yazıldığı zamanı ve dönemi hatırladığımızda eyalet valilerinin oluşturduğu bir konsey vardı. Anayasanın üzerinde bir konseydi bu ve bunun ciddi yetkileri vardı ve bu yetkiler de giderek artıyor aslında. Ve ikinci bir hususta idari mahkemeleri, ki iki yıl önce kuruldu bunlar, eyalet düzeyinde kurulan idari mahkemeleri aslında eyaletlerin yetkilerinin artıyor olduğunu gösteriyor ve federal düzeydeki idari yargılama yetkilerinin biraz hafiflediğini gösteriyor bize. Tabii ki idari yetkilerin ya da mali yetkilerin çok çeşitli anayasal düzeylere dağıtılması bir nevi felakettir gibi düşünülebilir. Çünkü kurumların birer labirent içerisinde karmaşık bir şekilde yer almaları ve yetkilerinin birbiriyle kesişiyor olmaları kesinlikle felaket için bir felaket hazırlığı gibidir. Bu Avusturya'da yaşanmış olan bir şeydir. Özellikle de eğitim düzeyinde yaşanmıştır. Biraz önce verdiğim örnekte anlatmaya çalıştığım gibi. Şimdi birkaç söz de mali federalizmin avantajlarıyla ilgili söyleyebilirim. That the provinces should şimdi eyaletler artık kendi harcamalarının yönetiminde daha fazla söz sahibiler ve tabii ki vergilerini ve toplamakta yetkileri var ve paralarını istedikleri gibi harcayabiliyorlar. Her 5-6 yılda bir eyaletlere merkezi düzeyden para aktarılıyor. Kendileri vergi toplamıyorlar, düzeltiyorum. Kendileri vergi toplamadıkları için de merkezi düzeyden, federal düzeyden alıyorlar ödemelerini. Ve merkezi hükümetle uzun ve komplike müzakereler yapıyorlar. Fonların ideal bir şekilde ayrılmasını sağlayabilmek ve paylaşılmasını sağlayabilmek için. Şimdi eyaletler ve toplumlar vatandaşlarla federal düzey arasında bir köprü görevi görüyorlar ve tabii ki bu durumda bölgesel pazarlar daha fazla önem kazanıyor. Mesela bölgelerin, eyaletlerin kendi üniversiteleri birbirleriyle rekabet ederler. Kıbrıs'ı düşündüğümüz zaman Kıbrıs çok küçüktür ve birbiriyle işbirliği yapan iki bölge belki de daha iyi olabilir. Bölgeler arasında bir denge kurulmasını sağlayabilir federal düzeyli aralarında. Avusturyalı bir politikacı çok kötü bir harcama federalizmi ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle eyalet düzeyinde çok eleştiriler geliyor devlet harcamalarına. Bölgeler düzeyinde mesela
aynı varlıklara sahip olan hastaneler birbirinden 2 kilometre aralıkla kurulabiliyor. Hepsinde aynı pahalı ekipmanlar, aletler bulunabiliyor ve çok fazla kullanılmıyor olabiliyor bunlar. Çünkü birbiriyle çok uzak olmadığı için bu hastaneler ve aslında yerel ve bölgesel hükümetler arasındaki uyumsuzluğun çok önemli bir örneği olarak gösterilebilir bu. Dediğim gibi kendi vergilerini toplayan, kendi kendilerine karşı hesap verilirliği olan eyaletler daha iyi bir uygulama olurdu aslında. Ve her ne kadar eyaletlerle federal düzey arasında bir işbirliğini getiren bir ilişki olarak görülse de mali ilişkiler, bu yapı altında eyaletlerin mali yapıları oldukça zayıf, vergi sisteminin de zayıf olduğunu söyleyebilmek mümkün. Şimdi geçtiğimiz 25 yılda yaşanan sıkıntılar bir çıkmaza getirmiştir federal Avusturya'yı ve eyalet politikaları da bazen gerçekten büyük olan sıkıntılara yol açabilmektedir. Aslında çok çabuk palyatif önlemler alınması gerekiyor çoğu durumda. İdari süreçleri verimli kılabilmek için ve işbirliğini artırabilmek için bazı çalışmalar yapıldı eğitim bacağında olduğu gibi. Sayın Toros'un da bahsetmiş olduğu gibi, yani çıktılar, neticeler daha verimli oldu vatandaşlar açısından. Çünkü federal sistemi işleyişini görebildiler. Avusturya öyle bir yapı ki anayasası çok eski, bildiğiniz gibi. Birçok anayasal hükmün zaman içerisinde değiştirilmesi gerekebilir. Çünkü zaman içerisinde bunlar yeterliliklerini yitirebilir. Bunun gerçekleşebilmesi için tabii ki siyasi anlamda esnekliğe ihtiyaç var. Değişmesi gerekeni değişebilmek için esneklik gerekecek. Tabii ki ideal olan uyumlu bir şekilde belli kurallar çerçevesinde hareket edebilmek. Çünkü her istediğinizi yapabilmekten bahsetmiyorum. Ama bizce bu esneklik şart. Bu bağlamda kolaylıkla değiştirilebilecek olan bir anayasa lazım. Zaman içerisinde çıkartılan derslerden evrilecek, değişecek, iyileşecek bir anayasa lazım. Vatandaşlara en iyi hizmeti getirelim. Teşekkürler. Thank you very much, Ambassador, for presenting this beautiful way. Çok teşekkürler bu sunumunuz için. Avusturya modelini bizimle paylaştınız ve Kıbrıslı müzakereciler aslında Kıbrıs Federasyonu'nda oluştururken bahsetmiş olduğunuz örnekten yararlanabilirler. Şimdi ben Sayın Kızılır'a sözü vermek istiyorum. Kendisi Federal Kıbrıs'ın siyasi ve farklı unsurlarından bahsedecek. Good morning. I will speak in English, in Turkish in a minute. I will just say a few words until you get ready. I will try to refer to the historical background. What makes Cyprus, in Cyprus, federalism as an option, a perspective. So, modern ulus devletlerin kuruluşuna baktığımız zaman ilk gördüğümüz şey, Tanrı'nın egemenliğinin halka devredilmesidir. Tanrı yerine halkın egemen olmasıdır. Bunun nedeni basittir. Modern ulus devleti meşru kılan şey dayandığı halktır. Bir imparatorluk oysa ya da bir feodal yapı, bir monarşi hiçbir zaman halka dayanmaz. Tanrı'ya dayanır. Tanrı'dan egemenlik aldığını iddia eder.
modernite, aydınlanma, Fransız ihtilali tam da bunu bozuyor ve yeni bir dünya kuruyor. Bu dünya içinde devletler ulus devlet olarak kuruluyorlar ve mutlaka bir halka dayanmak zorundadırlar. Meşruiyetlerini bir halktan almak zorundadırlar. Bu bakımdan halk kavramı bir anlamda siyasal, hukuksal bir boyut kazanıyor. Hatta bir kurucu anlama kavuşuyor. Çoğu coğrafyalarda birden fazla etnik gruplar elbette yaşıyordu ve her yerde olduğu gibi. Çünkü homojen bir coğrafya bilmiyoruz. Belki biraz Portekiz falan ama. Bu coğrafyalarda etnik gruplardan biri baskın hale geliyor. Kurucu halk olarak kendini ortaya koyuyor. Ve ulus devletin kurucu unsuru oluyor. Diğer etnik gruplarsa ya azınlık oluyorlar ya da azınlık olarak bile tanınmıyorlar ve eğer 19. yüzyıldaysanız onları bekleyen şey asimilasyon, deportasyon hatta soykırımdır. Bu 20. yüzyıl için de geçerlidir. Şimdi Kıbrıs'a baktığımız zaman burada en azından iki etnik grubun ve başka küçük grupların yaşadığı bir coğrafya olduğunu görüyoruz. Ve biz modernitenin mantığına girdiğimiz zaman, yani milliyetçilikle tanıştığımız zaman, yani ulus, devlet gibi kavramlarla tanıştığımız zaman biz de start aldık. O start aslında kimin egemen olacağı, kimin self-determinasyon hakkına sahip olacağı, kimin belirleyici halk olacağı noktasında başlıyor. Kıbrıs Rum toplumu 20. yüzyılın başından itibaren kendini baskın etnik grup olarak görüyor, egemen etnik grup olarak görüyor, sayısal üstünlüğünü siyasal üstünlük olarak algılamak istiyor ve egemenliğe sahip olduğunu ve adanın geleceğine kendi başına karar vereceğine yöneliyor ve mobilizasyonunu buna dayandırıyor. Kıbrıs Türk toplumu ise buna itiraz ediyor ve azınlık olmayı reddediyor. Ve Kıbrıs Türk toplumunun da bütün 20. yüzyıl boyunca siyasal mobilizasyonu azınlık olmamaya dayanıyor. Azınlık olmayı reddetmeye dayanıyor. Bu anlattığım çelişkinin bir ucunda işte bildik enosis tezi, bir ucunda Taksim tezi ama onlar bu siyasal ifadeler olarak anlaşılmalı. Aşağıda giden kavga kimin egemen, kimin azınlık olduğu kavgasıdır. Bu kavga 1950'li yılların sonunda tarafların yenişemediği, birbirlerini yenemedikleri bir kavga oldu. Bunun çok karmaşık nedenleri vardır. Bunları uzun uzun burada saymayacağım. Ama gerçek olan şudur ki 1959 yılına geldiğimizde ne Kıbrıs Rum toplumu kurucu halk, egemen halk, belirleyen halk olduğu ne Kıbrıs Rum toplumu, ne Kıbrıs Türk toplumu iddia ettiği gibi ayrı bir halk ve ayrılma hakkı olan yani Taksim hakkı olan bir halk olabildi. Ve etnik grupların bir dengede durduğu ve siyasi oluşumları ancak birlikte belirleyebilecekleri bir ortama kavuştuk. Bu Kıbrıs'ta uzun iki toplumluluğun tarihinin nihayet bir siyasal, hukuksal olgu olarak ortaya çıkmasıdır. Tam da bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti iki toplumun eşitliğine dayanan bir cumhuriyet olarak kuruldu. O cumhuriyette taraflardan hiçbiri baskın değildi, hiçbiri üstün değildi. Ne de gruplardan birinin ayrılma hakkı vardı. Dolayısıyla iki etnik gruba sınırlandırılmış self-determinasyon hakkı verildi, sınırlandırılmış egemenlik verildi ve aslında da egemenliği paylaşmaları dayatıldı. 1960 Cumhuriyeti bir egemenlik paylaşımıdır ve o bakımdan da fonksiyonel bir federal devlettir. Bunu daha sonra isterseniz tartışabiliriz. Şimdi bugün 21 Aralık. Bundan tam 52 yıl önce bugün, bu saatlerde, ada ateşe atılmıştı.
ateşe atılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi 1960 Cumhuriyeti ile etnik gruplar arasında kurulan denge ve iktidar paylaşımına ya da egemenliklerinin sınırlandırılmasına etnik grupların itirazıydı. Bir etnik grup baskın olma iddiasıyla, belirleyici olmak iddiasıyla, kurucu halk olma iddiasıyla, diğer grup da ayrılma hakkına sahip olan bir grup iddiasıyla yan yana geldiler ve tekrar 1958'de yaşanan etnik çatışmayı yeniden başlattılar. 21 Aralık sabah 3'te Tahtakale'de iki tane Kıbrıs Türk'ün öldürülmesiyle bu kavga yeniden başladı. Bu kavgaya baktığımız zaman 60'lı yıllar boyunca yaşanılan etnik çatışma ve gerilimler iki toplumluluğu bozamadı. İki toplumluluğun özünü bozamadı. Yani taraflardan biri kurucu halk, self-determinasyon hakkına geleceği tayin eden halk olamadı. Diğeri de azınlık olamadı. Anayasal statü hukuksal olarak bozulmadı. Fiilen durum değişmişse bile anayasal olarak durum değişmedi ve iki toplumluluk devam etti. Bu önemli bir şey. Sonra geliyoruz 20 Temmuz 1974 yılına. O tarih ikinci kritik bir tarihtir. Bu sefer daha çok Türk tarafının iki toplumluluktan ayrılmayı, iktidar paylaşımından uzaklaşmayı ve kendi başına ayrı bir halk ve ayrı bir devlet kurma iddiası içinde olduğunu görüyorsunuz. Ve bu defa iki toplumlulukla daha çok oynayan Türk tarafı oluyor. Ama geçen yıllara baktığınız zaman Türk tarafı da Kıbrıs Rum tarafının 60'lı yıllarda olduğu gibi 74'ten sonra başarısız oluyor. İki toplumluluğu bozamıyor. Çünkü ne bir ayrı devlet kurabiliyor, ne meşru bir halk olarak kabul ediliyor. Hala 60 Cumhuriyeti'ndeki etnik grup, yani o zamanın adıyla cemaat olarak kalıyor. İşte tarihin önümüze federal devleti bir perspektif olmak olarak koymasının özetini burada görmek lazım. Bu uzun süreci çok kısa anlattım ama burada görmek lazım. Etnik grupların statülerinde görmek lazım. Dolayısıyla Kıbrıs'ta federal devletten söz ettiğimiz zaman tarihin önümüze koyduğu bir perspektiften söz ediyoruz. Etnik grupların gerçek konum ve konumlanmalarından söz ediyoruz. Anayasal düzeyde, siyasal düzeyde. O bakımdan federal devlet aslında bir bakıma tarihin önümüze koyduğu bir imkan, bir fırsat, bir perspektif. Ne acı bir uzlaşma, ne etnik gruplarından birine haksızlık. Tam tersine geçmişin haksızlıklarını büyük oranda da restore edecek olan bir perspektif olarak önümüzde duruyor. Peki ama buranın tarihin önümüze koyduğu bu imkan Kıbrıs'ta yaşayan toplumlar açısından bir imkan olarak kavranıyor mu? Buradaki algı ne yöndedir? Fikri Bey'in başında sorduğu soru, zorluklar nelerdir baktığınız zaman ve ne yapabiliriz, karşımıza birkaç önemli zorluk çıkıyor. Bir, bu uzun tarih, etnik çatışma ve antagonizmle geçen bu uzun tarih, bir milliyetçi ideolojinin güdümünde bir kavgadır ve milliyetçilikler, milliyetçi ideoloji mirasını günümüze kadar bırakmıştır. Birinci zorluk benim gözümde kötü miras, kötü tarihsel miras. Elitlerin milliyetçilikten beslenmeleri ve milliyetçi söylemin içine hapsolmuş olmaları. Gerçek anlamda federal bir dile kavuş, federalist bir dile kavuşamamaları. Federal devleti bir türlü anlayamamaları. Çünkü onlar elitlerden söz ediyorum. 60'lı yıllarda başarılı olsalardı Enosis yaparlardı ya da bir Kıbrıs Rum Ulus Devleti yaparlardı. Onlar 70 yıllarda başarılı olsalar da ayrı Türk devleti kurarlardı. Geldikleri yer yani federalist bir yer değil, böyle bir kültüre sahip değiller. Oysa federasyonlarda siyasi elitlerin duruşu fevkalade önemlidir. Kıbrıs Rum toplumu adanın bütününe
yayılabilmek, açılabilmek anlamında söylüyorum bunu, yayılmacılık anlaşılmasın. Açılabilmek için federal devlete ihtiyaç duyuyorsa, Kıbrıslı Türkler de dünyaya açılabilmek için federal devlete ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar somut, sosyoekonomik, tarihsel veriler. Buna rağmen gündelik hayat içindeki dilin adeta federalizm karşıtlığı üzerinden gittiğini görüyoruz ve bir siyasetçi milliyetçilik bağlamında popülizm yaptığı zaman daha popüler olduğunu zannediyor hala. Bir kere böyle esaslı bir mesele. İkinci önemli zorluk, mevcut statüko içinde çıkar gruplarının oluşmasıdır. Yani bölünmüş de facto adanın bu haliyle bazı grupların kendi çıkarlarını sadece oraya bakarak okumalarıdır. Bunların da sosyolojik irdelemesini burada yapmayacağım ama her iki toplumda da güçlü çıkar grupları vardır ve onlar kendi çıkarları adına federal devlete karşı çıkıyorlar. Bu da şaşılacak bir şey yok. Amerika'da konfederasyondan federalizme geçerken bir sürü çıkar grubu kendi eyaletçiklerini korumaya çok meraklıydılar. Bu anlaşılır bir şey. Ama bu da sorunlardan biridir. Bir üçüncü nokta, çok önemli bir faktör olan Türkiye faktörünün, ki Kıbrıs'ta federal bir barış olacaksa Türkiye'nin tavrı fevkalade önemlidir. Bu tavrın sarih ve net olmaktan uzak olmasıdır. Daha doğrusu Türkiye'nin Kıbrıs sorununu bir pazarlık kozu, bargaining chip olarak görmesi, çıkarlarına uygun bir ortam olursa belki çözüme dönük hamle yapar ama bununla da yetinmiyor. Kıbrıs sorununun çözümüne sadece Kıbrıslı Türklerin ve Rumların haklarını dikkate alan bir yerden bakmıyor, kendince de başka bir takım amaçların giderilmesini talep ediyor. Federal devlete böyle bir misyon yüklediğiniz zaman o federal devlet böyle bir yükü kaldıramaz ya da federal çözüm böyle bir yükü kaldıramaz. Dolayısıyla federal devlet Kıbrıs'ta yaşayan insanların güvenliği, çıkarları ve refahı için ve sadece onun için yapılabilir. Şimdi buradan isterseniz biraz şeye geçeyim. Yani gene Fikri Bey'in panele başında yönelttiği birkaç soru vardı. Onlara geleyim. Mesela işte Kıbrıs'ta halkları, toplumları nasıl bir federal devlete hazırlarız? Federal devlet nasıl işler bir devlet olur? Gibi önemli sorular. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Jefferson Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tarihi konuşmasında şöyle demişti. We are all Republicans, we are all Federalists. Tarihsel olarak baktığımız zaman böyleyiz. Biz şimdi bir kere öyle olmalıyız. Bir hamle yapmamız lazım. Öyle olmalıyız ve bu bir mentalite, aidiyet, herhalde az önce uzunuz anlattı, federal loyalty dediğimiz aidiyet. Birden fazla aidiyet içinde yaşamaya alışmalıyız. Çünkü federasyon çok bölümlü bir yapı olduğu için hem bir Kıbrıslı Türksünüz, hem bir Kıbrıslı Rumsunuz, hem de federal yurttaşsınız. Eğer federal yurttaş olamazsanız, federal yurttaş ise sizin Kıbrıslı Türk olmanın ötesine ve Kıbrıslı Rum olmanın ötesine geçmenizi gerektiriyor. Çünkü orada ortak yararı arayacaksınız. Anayasal yurtseverlik sergileyeceksiniz ve herkesin ortak yararını düşünerek siyaset yapacaksınız. Şimdi bizde böyle yurttaşlar henüz yok. Federasyon bunları üretebilir. Ama bu bizi çok moralimizi bozmasın. Çok moralimizi bozmasın. Ulus devletler kurulduğu zaman da zannetmeyiniz ki İtalyan ulusu, Fransız ulusu vardı. Devletler kurar ulusları. Bu Mazzini'nin meşhur lafıdır. Şimdi İtalya'yı kurduk, sıra İtalyanları yaratmaya geldi. Biz de federal devleti kuracağız ve federalist yurttaşlar yaratacağız. Bunun başka şansı yok. Bu yarından bir olacak bir iş değil. Neden önemlidir bu çok aidiyetli olmak? Neden hem bir Kıbrıslı Türk, hem Kıbrıslı bir Rum, hem de onun üstünde bir şey olmak önemlidir? Bu acı günü anmak için tekrar oraya döneyim, 21 Aralık'a döneyim. 21 Aralık günü sabahleyin çatışmalar başladığında
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin son ortak bakanlar toplantısı aşağı yukarı bu saatlerde yapılıyordu. Saat 11'de başlamıştı o bakanlar toplantısı. Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios ve Cumhurbaşkanı Muavini Doktor Küçük'ün başkanlığında yapılan o toplantıda Başpiskopos Makarios'un son derece önemli olan şu sözleri vardı. Maalesef polislerimiz Cumhuriyet'in polisi değil. Ya Rum olarak davranıyorlar ya da Türk olarak davranıyorlar. Teşekkür ediyorum. Thank you very much, Professor. Now, our last speaker is Erhan Erçin, who is head of the Working Group on EU Affairs in the Turkish Cypriot Negotiators team, and is going to elaborate on how federal Cyprus should function in the European Union, the Turkish Cypriot perspective. Erhan. Well, I would like to thank to Andreas Gettis for organizing such an event. I would also would like to extend my congratulations to him for his new appointment. He already brought a dynamism to the activities of European Parliament Office in Nicosia. And thank you to Turkish Cypriot Chamber of Commerce. Mr. President is actively pursuing awareness raising campaigns in order to reunite our people. And I think this event came very timely. I will also deliver my speech in Turkish, but I wanted to extend my appreciation to the co-organizers. Çok benden önceki konuşmacılar çok güzel anlattılar. Federalizmin farklı özelliklerini, motiflerini. Sona kalmak hem avantajlıdır hem dezavantajlıdır. Kurguladıklarınızı değiştirerek anlatmak durumunda kalırsınız. Çok kısa zaman içerisinde bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü biliyorum öğleye de yaklaştık. Federalizm ve Avrupa Birliği içerisinde federal bir Kıbrıs'ta olabilmek nedir onu kendi perspektifimden anlatmaya çalışacağım. 2004'ten bu yana müzakerelere de katılan birisi olarak Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta federal bir ülke yaratmanın nasıl bir rolü olduğunu ve olabileceğini kısaca incelemeye çalışacağım. Ve daha sonra da mevcut Sayın Başkan'ın da söylediği mevcut zorluklar ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini vurgulamaya çalışacağım. Benden önceki konuşmacıların da söylediği gibi federalizm bir çatıdır, bir çerçevedir, bir işbirliği mekanizmasıdır ve gerektiğinde farklı bölgelerin, farklı etnik yapıların işbirliği içerisinde bunu içselleştirerek bir arada yaşama kültürü imkanı tanır. Biz de uzun yıllardır bu çatıyı kurmaya çalışıyoruz. Çok kolay olmadı ancak çok umutlu bir dönemde bu organizasyon oldu. Geçtiğimiz 7 ay içerisinde 60 tane müzakereci görüşmesi, 20 tane liderler görüşmesi ve bunları destekleyen bir o kadar da sosyal etkinlik esasında doğru bir noktada olduğumuzu ve doğru yönde çalıştığımızı bize yıl sonu itibariyle göstermekte ve 2016 yılına büyük bir ümit ve umutla yaklaşmamızı getirmektedir. Federasyonlarla ilgili dediğim gibi federasyonlar bir çatı imkanı yaratır. Geçmişi tamamıyla restore etmek çok zordur federasyonlarda. Sevgili hoca Niyazi Kızılyürek söyledi. Ama olabildiğince geçmişle ilgili bir restorasyon imkanı tanır. Almanya'da böyle oldu. Sayın Büyükelçi Avusturya'da bunun nasıl yapıldığını ve yapılmakta olduğunu anlattı. Federasyonların diğer bir özelliği dinamik bir süreç olmasıdır. Bu yıl Almanya'nın yeniden birleşmesinin 25. yılını kutluyoruz ve Almanya Federasyonu'nun birleştiğini söylemek mümkün tamamıyla veya federasyonun tamamlandığını söylemek henüz mümkün değildir. Ama 25 yıl öncesine göre bugün Almanya'nın çok daha iyi bir noktada olduğu hepimizin hemfikir olabileceği bir konudur.
Kısacası federalizm veya Kıbrıs'ta federasyon bizim için ve herkes için geleceği inşa etme çabasıdır. Onun için geleceğe bakmamız gerekiyor. Geçmişten dersler çıkarmamız gerekiyor. Kötü mirastan etkilenmememiz gerekiyor. Bunun için de kolektif çalışma gerekiyor. Yaratıcılık gerekiyor. Ve hepimizin elimizi taşın altına koyması gerekiyor. Her bireyin, yalnız liderliklerin değil, sivil toplum kuruluşlarının değil, her bireyin bu konuda çalışması gerekiyor. O anlamda Kıbrıs Türk Ticaret Odası'yla 15 yıl önce ilk kez Avrupa Birliği konusunda burada bir organizasyon yaptığımızda dönemin komisyoneri Michel Barnier'le 4 kişiydik burada. Bu 4 kişinin 2 kişisi ise polisti. O noktadan şu anda federasyonla ilgili full bir salona konuşurken kendimizi bulduk. Bu da Kıbrıs Türk toplumunun nereden nereye geldiğini federasyon anlamında ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği süreci Kıbrıs'a sağlıklı ve yapısal bir müzakere sürecinin başlamasına 90'lı yılların ortasından ve sonundan itibaren katkı sağladı. AB süreci, daha doğrusu Kıbrıs Rum tarafının AB sürecine başvurusu olmasaydı belki anlam planı gibi kapsamlı bir çözüm planı da hiçbir zaman karşımıza çıkmayacaktı. Bunu şundan söyledim. Avrupa Birliği içerisinde bir federasyon olmanın ciddi anlamda avantajları vardır. Dezavantajları yok mudur? Bu mümkündür. Ama Avrupa Birliği içerisinde olmak bize halihazırda Kıbrıs'taki müzakere sürecine, ülkemizi yeniden bütünleştirme sürecine halihazırda katkı sağlamıştır. Ama Kıbrıs'ın AB içerisinde yer almasında, Avrupa Birliği içerisinde tek bir ülke olabilmesi için Avrupa Birliği kurumlarında tek ses olarak konuşması gerekiyor. Malumunuzdur, Şubat 2014 ortak açıklama belgesiyle Kıbrıs'taki federasyonun nasıl bir federasyon olacağı çok net olarak belirlenmiştir. Bu federasyonun yetkileri bir anayasada belirlenecek, kurucu yetkiler de aynı şekilde, ülke devletlerin yetkileri ve aynı zamanda da bu yetkilerin nasıl kullanılacağı da federasyon anayasasında öngörülecek. Ayrıca kurucu devletlerle federal hükümetin yetkileri arasındaki bir ihlalin olmaması gerektiği, olmayacağı da yine bu ortak açıklama metninde ortaya konmuştur. Peki AB içerisinde başarılı ve muteber bir üye ülke olabilmek için ne yapmamız gerekiyor veya biz ne yaptık? Sayın Andreas Gettys de 2008-2010 döneminde kendisinin de müzakerelere çok olumlu katkıları oldu. O Sayın Toros'u bir true believer olarak adlandırdı ama Sayın Gettys, sevgili dostum Andreas da öyle biridir. Tek ses konuşmamız lazım. Dolayısıyla etkin koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Çözümün birinci gününde devreye girecek. Yani iki kurucu devletle federal devletin ortak kararlar alabilmesi gerekecek. Farklı kimlikler, farklı öncelikler, farklı siyasi hedefleri yapılar içerisinde tek bir noktada buluşturmak gerekiyor. Bu diğer federal ülkelerde yapılıyor. Sayın Büyükelçi Avusturya'da eğitim konusunda daha geçtiğimiz günlerde nasıl bir yapının öngörüldüğünü ortaya koydu. Bu konularda çok ciddi ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Kıbrıs'taki karar alma mekanizmalarının nasıl şekilleneceği ve çözümden sonra Avrupa Birliği içerisinde pozisyonlarımızı, tarafların pozisyonlarını da dikkate alacak şekilde nasıl yansıtacağımız ciddi anlamda önemli bir konudur ve memnuniyetle söylemek istiyorum ki taraflar arasında önemli bir yakınlaşma hali hazırda bulunmaktadır. Bunu yaparken tarafların karar alma mekanizmasına etkin katılımını önemsememiz gerekiyor. Çünkü federasyonlarda sahiplenme duygusu çok önemlidir. Eğer iki taraf veya ikiden fazla taraf varsa onların bunu bu olguları benimseyememesi, içselleştirememesi federasyonların sürdürülebilirliği açısından sıkıntılar yaratır. Dolayısıyla biz Kıbrıs Türk tarafı olarak özellikle karar alma mekanizmasına etkin katılım konusunda önemli çaba sarf ediyoruz.
Avrupa içerisindeki federasyon da evrilmektedir. Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki yapılanması da bize zaman zaman ışık tutmaktadır. Bu çağdaş bir yönetim anlayışı olarak kendi içerisinde evrildikçe biz de onlardan istifade etmeye çalışıyoruz. Kendi ülkemizde de bunları yansıtmaya çalışıyoruz. Örneğin ademi merkeziyetçi yapıların oluşturulması bugün Avrupa Birliği içerisinde kurucu antlaşmalar içerisinde yer alan en önemli hususlardan bir tanesidir. Subsidiarite ilkesi yine aynı şekilde. Yani herhangi bir politikada en etkin uygulamayı en etkin bir şekilde hayata geçirebilecek seviyede bunun uygulanması öngörülmektedir. Tüm Avrupa 28 AB üyesi ülke bunu benimsiyorsa Kıbrıs'ta da bu bir model olabilir. Kısacası federasyon mu o alanda daha etkili ve yetkili olmalıdır, kurucu devlet mi diye biz kendi içimizde soruyoruz. Çünkü Avrupa Birliği de bakıyor bölgesel politika konusunda acaba hangi yetki üye ülkelerde olmalı, hangi yetki belediyelerde olmalı tarzında bu tür çalışmalar evrilip devam etmekte. Hiç şüphe yok ki Avrupa Birliği içerisinde olmak bazı ekonomik ve sosyal denetleyici, düzenleyici yapıların tek olmasını da gerektirecek. Her ne kadar iki tane kurucu devlet olacaksa bile, örneğin istatistik alanında, enerji alanında, rekabet politikalarında tek bir yapı yine gerekli olacak. Çünkü bir ülke içerisinde birden fazla enerji politikası uygulamanız, birden fazla rekabet politikası uygulamanız farklı sıkıntılar yaratabilir. Bu şu anlama gelmemektedir. Kendi içerinizdeki uygulamalarda yapılabilecekler hususunda bazı açılımların olabilme imkanını tanımakla birlikte AB içerisinde bu tür tek ve denetleyici, düzenleyici otoritelerin olması gerçekten çok önemlidir. Ulus devletlerle federasyonların nasıl yapılandığı benden önceki konuşmacı tarafından anlatıldı. Bunlara modern yönetim yapılarına benzetecek olursak, Avrupa Birliği'nin bize sağlayacağı imkan ise daha postmodern ve daha da Kıbrıslı Türkler ve Rumların siyasi eşitlik temelinde işbirliğine olanak tanıyacak bazı açılımları da beraberinde getirecektir. Bunlarla ilgili olarak önemli bazı zorluklarımız bulunmaktadır. Bu zorluklar Kıbrıs Türk tarafının geçtiğimiz 11 yıl içerisinde Avrupa Birliği müktesebatına farklı sebeplerden ötürü gerektiği şekilde hazırlanamaması, hazırlatılamamasıyla da ilintilidir ve bu ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Bir başka deyişle olası bir anlaşma durumunda başka ülkelerin 10 yılda hazırlandığı AB müktesebatına bizim çok daha kısa sürede hazırlanmamız gerekecek. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce Rum tarafıyla anlaşarak Avrupa Birliği konularında bir ad hoc komite oluşturduk. Ad hoc komite çözümün birinci gününe kadar çok önemli konularda Kıbrıs Türk tarafını hazırlamak suretiyle olası bir anlaşma gününde yeşil hattın sınır olarak ortadan kaldırılmasını önceliğiyle çalışmaktadır. Bu çok zor bir iştir. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Bir anlaşmaya ulaşsak bile yeşil hattın belli bir süre daha orada sınır olarak kalması gerekebilir. Bunun olmaması için Avrupa Birliği hukukunun, müktesebatının bir engel olmaması için sonunda Rum tarafıyla anlaştık ve yoğun bir çalışmaya giriştik. Keşke bunu 2 yıl önce yapabilseydik. Aynı öneriyi Avrupa Komiseri Füle'ye de yapmıştık. Niye 2 yıl önce yapsaydık? Çok daha hepimiz için rahat bir hazırlık dönemi olacaktı. Bunu şundan dolayı özellikle ifade ediyorum. Birleşik Kıbrıs hayat bulduğu zaman AB müktesebatından kaynaklanan yükümlülüklerimizi
herhangi bir taraf yerine getiremediği zaman bundan Türk tarafı veya Rum tarafı sorumlu olmayacak. Federal Kıbrıs sorumlu olacak. Dolayısıyla bu tür hazırlıkların bir an önce yapılması son derece önemlidir ve biz bunları önemli bir öncelik olarak addediyoruz. Avrupa Komisyonu gerekli önceliği bu işe aktarmak noktasındadır. Avrupa Birliği kurumlarının da bize her anlamda destek vermesi ve Kıbrıs'taki siyasi sorunu çözme çabalarına bu çabalarla da destek vermemiz son derece önemlidir. Çünkü AB hukukunun uygulanması için çok ciddi eğitim ihtiyaçları, altyapı ihtiyaçları, ekipman ihtiyaçları ve buna bağlı olarak idari yapıların oluşturulması ihtiyaçları da mevcuttur. Tüm bu hususlar bize gösteriyor ki geceden sabaha hazırlık olmaz. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak yaklaşık 86 tane AB uyumlu mevzuat hazırladık geçtiğimiz dönem içerisinde. Bunların büyük bir kısmı tamamı meclisten yasalaşmakla beraber bir o kadarı da meclis veya bakanlar kurulunun gündeminde beklemektedir. Bu yasalar gerek Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmaya gerekse de federal Kıbrıs'ın oluşumuna katkı yapacak nitelikteki unsurlardır. Daha fazlası yapılabilirdi. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ancak bugüne kadar bu kadarı ancak mümkün olabildi. Diğer Avrupa Birliği kurumlarına da önemli roller düşmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun bu güzel organizasyonunda buluşuyoruz ama Kıbrıslı Türklerin her türlü ihtiyacının Avrupa Parlamentosu'nda duyurulabilmesi için sağlıklı bir mekanizma bugüne kadar oluşturulamadı. Yüksek temas grubu veya işte siyasi partilerimizin bazı temsilcilerinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde olduğu gibi bir nevi gözlemci statüde geleceğe hazırlanmak sıfatıyla ve Kıbrıs'taki birleşme çabalarını geri döndürülemez yapmak amacıyla gerçekleşmesi bizi son derece mutlu ederdi. Çünkü bu geleceği kurma çalışmalarına şüphesiz bunlar katkı yapacak nitelikteydi. Tüm bunlar bizi belli bir noktaya getirmese de konuşmamın en başında söylediğim gibi 2015 yılı 2014 yılından çok daha iyi geçti. 2014 yılında barış, birleşme, bir arada olma konseptleri çok söylenmiyordu. Ondan dolayı bu noktada sözlerimi tamamlarken, kendi federasyonumuzu hazırlarken bilmemiz gerekiyor ki kopyalayacağımız bir federatif model yoktur. Federasyonların tek bir reçetesi olamaz. Olmadı da. Başarılı modellere bakıp onlardan istifade etmemiz gerekiyor. Büyük bir yaratıcılık ve sorumluluk içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Büyük bir memnuniyetle vurgulamak istiyorum ki hem Kıbrıs Rum müzakere heyeti hem de bizim heyetlerimiz, Sayın Markulli'nin de katıldığı, büyük bir empatiyle çalışıyorlar. Karşı tarafı anlamak, yaratıcı formüller sunabilmek için büyük sorumluluk alıyorlar. Bunları yaparken en büyük kaygı anlaşmayı sağlayabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak. Dediğim gibi bizim federasyonumuz bize özgü olacak, orijinal olacak. Onu yaratmak kolay değil ama çok çalışmalıyız ki tüm insanlığa örnek olacak bir federasyon yaratabilelim. Davetiniz için tekrar da teşekkür ederim. Thank you very much, Erhan. Indeed, I fully share at least one of the convictions you expressed. The European Union presents a very big advantage in course of building up the Cyprus federal state. Now we have reached the session for questions and answers. Whoever wants to put a question to our panelists, there is a microphone. Chakan, please.
Present yourself. Önce kendinizi tanıştırın. Ekşi Aydın gazeteciyim. Çok teşekkür ediyorum bütün analizlere. Niyazi Bey şunu dedi. Federal bir devlet kuracağız ve federal yurttaşlar yaratacağız. Federal yurttaşlar yaratması sürecinde eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum bence. Kıbrıs'ta iki taraf hem 1960 Cumhuriyeti'nde hem daha sonra iki taraf olarak eğitim konusunda çocuklarımızı eğitebilmek açısından sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Bu kurulacak olan federasyonda inşallah eğitim kurucu devletlere mi kalacak? Çünkü bu benim için gerçekten büyük bir endişe kaynağı. Yoksa federal bir yetki olarak federal yurttaşlar yaratma konusunda daha kapsamlı, daha başarılı, belki bize daha umut verici bir şekilde mi kurgulanacak? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Niyazi Bey ve Erhan Bey. Teşekkürler. Konuşmamda sözünü ettiğim milliyetçiliğin kötü mirası var ya, siyasi yetkilerde çok baskın olan, onun en belirgin olduğu, en çok kendini hissettirdiği yer eğitimsizlik. İşte maalesef. İki toplumun eğitim sistemi diye görüyoruz. Dolayısıyla bu önümüzde çok önemli bir sorun. Federal bir federal devlette eğitim nasıl düzenlenmeli? Şimdi bakınız. İlk bakışta işte ayrı din, ayrı etnik grupların kendi dillerinde eğitim yapmaları çok anlaşılır bir şeydir. Buna kimse bir şey diyemez. Fakat eğitim sistemini federal devletin merkezi olarak aynı değerler sistemiyle örgütlemesi, aynı anlayış ve değerler sistemiyle örgütlemesi ve federal devletlerin ya da oluşturucu devletlerin eğitim sisteminin de buna dayanmaları fevkalde önemli bir şeydir. Bu bir kere böyle bir çerçeve. Yani mutlaka eğitime bakan ortak bir federal organ olmalı. Yani bunun hatta diğerlerini mesela Avrupa Konseyi ile beraber düşünebilirsiniz. Bir ikincisi, bununla yetinmemek lazım. İki ayrı dil içinde eğitim veren kurumlar olduğu gibi iki dili birden kullanan kurumlar düşünmeliyiz. Yani bugün Strasbourg'a gittiğiniz zaman Almanca ve Fransızca eğitim alabilirsiniz aynı üniversitede. Neden burada iki dilli eğitim kurumları oluşturulmasın ve bu önemli. Ayrıca yani bu bir diğer nokta, federal devletin kendisinin de doğrudan, ne bileyim, çok etnili kaşılar açabilmek. İsterseniz burada özel inisiyatife de çok önemli rol düşüyor. Yani federal devlette yatırımları sadece kar getiren bir takım ekonomik alanlarla sınırlı tutmamak lazım. Mesela eğitim alanına yatırım da son derece önemli olacaktır ve bunların iki dilli olması, çok dilli olması fevkalde önemli olacaktır. Dolayısıyla eğitim konusunda yapılacak çok işimiz vardır. Ama biliyorsunuz eğitim uzun süreçler sonrası sonuç aldığınız bir şeydir. Peki kısa vadeli olarak eğitim alanında ne yapılabilir? Yani şimdi hemen yarın ne yapılabilir? Bir kere ilk fırsatta bütün eğitim kurumları içinde yer alan kişiler, ister ilkokul, ister ortaokul, lise ya da üniversite olsun, bir an önce bir araya gelmelidirler. Buluşmalıdırlar. Birbirlerini görmelidirler. Birisinin yüzüne bakmak adaletin başladığı yerdir der Levinas, Fransız düşünür. Öbürünün yüzünü görmen lazım. Bir Kıbrıslı Rum öğrenci, bir Kıbrıslı Türk öğrencinin yüzünü görmeli. Dolayısıyla şu aşamada liderlere düşen şey tam da böyle bir süreci başlatmaktır. Karşılıklı birbirlerini görmeleri, izlemeleri ve konuşmaları gerçekleştirmeli. Thank you very much. Mrs. Markoulis would like to add some. Thank you, Ezra, for a very crucial question. I feel very strongly, and I always advocated that two respective languages should have been introduced long ago into the curricula.
müfredata alınmış olması gerekirdi her iki toplumun okullarında ve dediğiniz gibi bu konuda başarısız olduk maalesef ve bizler karşılıklı olarak karşı tarafın dilini zorunlu ders olarak okullarda verebilirdik, vermedik. Biz şu anda seçmeli ders olarak veriyoruz. Belki iki yıl önce başladık bunu ama çocuklarımızı gelecek için, gelecekte birlikte yaşamak için hazırlamak durumundayız. Dil çok önemli bir araç ve muhtemelen de en önemli araç aslında. Diyalog dediğimiz zaman iletişim kurabilmek için, güven inşa edebilmek için, işbirliği yapabilmek için çok çok büyük önem arz ediyor. Bu hem iş yapacaksanız çok önemli. Ama onun dışında sosyal anlamda da çok önemli ve güveni inşa edebilmek, işbirliği inşa edebilmek için dil bir araçtır ve hayata önem taşıyor bu alanda. Ve ben bunu uzun yıllar önce gayet açık bir şekilde alemin ifade ettim. Hiçbir şey yapılmadı akabinde ama şu anda bile inşallah yakın zamanda bir çözüme ulaşırız diyorum ama şu anda böyle bir adım atılırsa dil konusunda bu çok çok önemli olacak. Benim de savunduğum başka bir konu daha var ki bunu yine gayet açık bir şekilde ifade ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nden bence her iki dilin resmi dil yapılmasını talep etmesi gerekiyor. Hem Türkçe hem Yunanca resmi dil olarak talep edilmeli. Yapılmalıydı. Çünkü zaten anlaşmamızda Türkçe de resmi bir dil. Neden? Çünkü Kıbrıslı Türklerin uyumlaştırma, AB'ye uyumlaştırma sürecini başarıyla yerine getirebilmesi için önemli bir husus bu. Ve onların da fonksiyonel şekilde Avrupa Birliği'nin bir parçası olabilmesi için önemli bir adım olur. Bir de Kıbrıs, Birleşik Kıbrıs'ın Kıbrıs içerisinde iki dilli okulları da teşvik etmeliyiz. Neden? Çünkü federal düzeyde olabilir. Bu fark etmez veya atıyorum özel okullar olabilir. Hiç fark etmez ama genç çocukların, küçük çocukların özellikle karşılıklı olarak birbirlerinin dillerini bilebilmesi çok önemli. Bunun dışında, bunun yanında işbirliği yapmaya başlamanın zamanı eğitimle ilgili bir teknik komite oluşturuldu biliyorsunuz. Tarih kitaplarına dönüp bakılması gerekecek, bunlar üzerinde çalışılması gerekecek ve bu gibi önemli konuları çocuklarımıza nasıl öğrettiğimizi değerlendirmemiz gerekiyor ki gelecekte hoşgörüyü anlayışı yerleştirebilirim ve karşılıklı olarak toplumların birbirini tanımasına olanak sağlayalım. Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı bu anlamda ve ulusalcı, milliyetçi Niyazi'nin de bahsetmiş olduğu unsurlar şu anda ön planda. Çok önemli bir konu. This is a very important topic because oluşturulmak üzere olan eğitim komitesinin bir an önce fonksiyonel hale getirilmesi gerekiyor. Benden öncekiyle konuşmacının söylediklerine katılıyorum ve Türkçenin bir an önce Avrupa Birliği tarafından resmi dil olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bu çok ciddi bir güven yaratıcı önlem olur. Bunun yapılabilmesi için üye ülkenin Avrupa Komisyonu'na bir cümlelik bir yazı yazması yeterlidir. Bunun bir an önce yapılmasında çok büyük fayda vardır. Çünkü bir AB müktesebatının tamamının Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor. Bunun için tercümanlar istihdam edilmesi gerekiyor. Bu çok ciddi bir projedir. Hatırlayacaksınız 2004 yılında Avrupa Birliği kendi kendine bir geçiş düzenlemesi, bir delegasyon almıştı ve Türkçe'yi eğer 2004'te bir anlaşma olsaydı ancak 2009 yılında gerçek anlamda resmi dil yapacaktı. Dolayısıyla zamanın daha da gecikmeden bunu yapılmasında çok büyük önem vardır. I want to talk something on education, if I may. Yes, the micro. There is a gentleman back there who asked the floor before, and then you will come to me. Please. İsmim Erkan Enes, gazeteci ve siyasi program, televizyon programı yapımcısı. The microphone is off. Can you turn it on, please? It's off. Okay.
İsmim Erkan Eymez, televizyon siyasi program yapımcısı ve gazeteciyim. Özellikle Sayın Marks'ın diye... It seems that there is a technical problem. Şimdi, siyasi program, televizyon program yapımcısıyım. İsmim Erkan Eymez ve gazeteciyim. Özellikle Sayın Makbule ve Sayın Büyükelçi Muller'e bu soruyu yönetmek istiyorum. Sayın Fikri Toros konuşmanın başında gizliliğin halklara karşı olumsuz bir etki yarattığını söylüyor bu müzakerelerle ilgili. Burada federalizmi konuştuk. Ancak ne Kıbrıs Türk halkı ne de Kıbrıs Rum halkı federalizm konusunda yeterince bilgi almıyor veya bilgilendirilmiyor. Bunu nasıl bir projeyle halka bu federal sistemi, ki Sayın Büyükelçi Avusturya'da çok karışık bir federal sistemden bahsetti. Ve bu Kıbrıs'ta yeni çizilecek olan bir yol diyelim bunun adına halklara nasıl yansıtılacak ve Avrupa Parlamento Ofisi'ne bizi davet ettiği için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Let's take some more questions and conclude this round of questions, and then we can reply together. Thank you very much. Your goals mentioned already for the game. Devlete daha yakın olduğunu, adının hani federal olduğunu söyledi. Maalesef bizim şu anda müzakereye edilen federal devlet de biraz daha konfederasyona yakınmış gibi bir izlenim yaratıyor. Çünkü Sayın Niyazi Kızılyüreğin de söylediği gibi hala aslında 1960'ın polisleri gibi masaya oturanlar Türk ve Rum kimlikleriyle oturuyorlar. Halbuki etnisite ötesi federal bir kimliğin ve ortak yurdun inşa edilmesi için aslında bu etnik kimliklerden bir adım öteye geçip beyond ethnicity bir tutum edinilmesi lazım. Maalesef şu anda en azından geçmiş müzakere süreçlerinden miras kalan bir şey var ki federal yapıda öngörülen bakanlıklar, savunma, dış ilişkiler ve maliye bakanlıkları. Bu yüzden Eğitim Bakanlığı federal düzeyde öngörülmüyor. Halbuki müzakere heyetinin kesinlikle ve kesinlikle Eğitim Bakanlığı'nı federal düzeyde kurgulamayı, görüşmeye başlaması lazım. Kripto milliyetçi bir damar var müzakere masasında. Bunun kesinlikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde yine federal düzeyde Eşitlik ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Eşitlik ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bugün her iki tarafta da büyük sorun olan ırkçılık, güneyde Elam, kuzeyde ülkücüler var. Irkçılık, ayrımcılık, LGBT bireylere, engelli bireylere, kadınlara, göçmenlere, yaşlılara karşı her türlü discrimination'la uğraşacak bir bakanlık olmalıdır. Eğer biz Rum ve Türk kimliklerinden bir adım öteye geçip insan olduğumuzu görürse, insan hakları ile ilgili çok önemli olan bu meseleleri federal düzeyde kurgulayacak olan bir Eşitlik ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı mutlaka müzakere masasına koymalıyız diye düşünüyorum, özellikle Sayın Erhaner için. Bir de gelecekte, evet iki bölge, iki toplumlu bir federal çözüm konuşuyoruz. Ama federal devlet kurulduktan sonra gelecekte insanların birlikte yaşayacağı bir başka atmosfer olacak. Derivasyonlarla bu atmosferi özellikle mülkiyetle ilgili sınırlandırmaya kalkmanın geçmişten kalan bir zihniyet olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yarın Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak evlenecekler, aile kuracaklar, bir sürü bir ortak hayat geliştirecekler. Derogasyonlar konusunda çok da katı olmamak gerektiğini düşünüyorum dedim. Teşekkür ederim. Thank you very much. Maybe is it the last question or there are more? The last question. Okay, because of the next. Thank you. I think everybody has raised very important aspects of the process of a solution to the Cyprus problem. And I think they underline the responsibility lying both on the leadership and on the public. As far as the public is concerned, there are again questions as how to achieve a common understanding, a common vision, if you like, of the future.
My question is whether the fact that the two leaders have stated time and time again that they are united in the ultimate objective of a solution to the Serbs problem, do they actually realize that this means that they have to have a joint, one single strategy? Have they been able to work in a single strategy together? Therefore, all these questions raised today can be placed within the framework of that strategy. Thank you. Thank you very much. I think we can start with Ms. Mrkulis and continue. I think there are very important questions, and I will try through this intervention to answer to most of the elements put forward. Regarding preparation, I have already mentioned that we have done very little, I believe, at least in our community, to prepare people for the eventual transformation of our state, of our country into a federal country. If you ask the average Cypriot, to my mind, they don't know what is a federation, how it works, how their life will change or will not change, in what areas will change. So there is top urgency to start preparing the people. We don't have to go into the very details because we don't have a final agreement yet, but more or less we know how the state will be transformed into a federal state. And this is extremely important to start preparing the average Cypriot for this eventuality. There are many individuals, there are many groups that have already started taking the initiative to inform people about these things. I have tried personally through lectures, through TV presentations, to try in a simple way, because these are very complicated issues. So you have to try to explain to the people in a lay language how their lives will change through a federal system. So it's a very very important, is probably key to having whatever agreement is adopted to have it implemented. Because one thing is to have an agreement and pass it through referenda, and another thing is really actually to have it implemented and having a viable solution in the long run. regarding the certification of diplomas, definitely that has to be a federal responsibility, a federal mechanism of certifying the diplomas of higher education. And of course I agree with everything that Dogus have already said regarding education. I strongly believe that it should have federal elements and federal competences and responsibilities. It could be a mixed competency, both constituent state, but also have at the policy level, have federal competence as well, in order to have uniformity, especially on values, which are very important. And these values, of course, cannot be different from the values of the European Union, which are very cardinal in the European Union treaties and the acquis. Gender equality also is of extreme importance, and I would urge the leaders. Of course, we know that these negotiations are very male dominated, but we should look in the future and. Of course, as Canadian Prime Minister said, we are in 2015,
So equalities are historical time. So I would really urge, take this opportunity to urge the two leaders to think about having a separate federal ministry on gender equality. That would be a very strong message for a new Cyprus with a new vision for equality for all its citizens. Evet, bence bitirirken birkaç noktanın altını çizmekte yarar var. Bir tanesi, monoetnik federal devletlerle çok etnili federal devletleri birbirinden ayırmalıyız. Bu çok önemli bir temel prensiptir. Avusturya, Almanya, bunlar tek etnili federal devletlerdir ve federasyonun birinci işlevi desentralizasyon olarak vardır. Dolayısıyla çok üniter devlete yakındırlar. Bunları çok etnili federasyonla hiçbir şekilde karıştırmamak lazım. Yani Belçika'yla, İsviçre'yle, Kanada'yla ve Kıbrıs'ta oluşacak olan federasyon. Bunlar iki ayrı federal devlet rejimi bir kere. Çok etnili federasyonlarda temel prensip, etnik gruplardan birinin diğerini tahakküm altına almamasıdır. Tahakküm, siyasi tahakküm çok önemli. Dolayısıyla çok etnili federasyonlar içinde de farklılıklar vardır. Onlara da bakmamız lazım. Bir toplum ne kadar çok bölünmüşse, yani deep divided society ise, genellikle federal devlet kurulurken merkezi otorite daha zayıf, kanatlar daha güçlü olur. Toplumlar ne kadar az bölünmüşse merkezi federal hükümete daha çok yetki bırakma eylemi içinde olurlar. Şimdi bu tabloda baktığımız zaman Kıbrıs hakikaten fena halde bölünmüş bir yer. İşin başında oluşturucu işte federal devletlere bırakılacak olan yetkilerin bolca olmasında bir sakınca yok. Lakin burada dikkat edilecek şey, bu kuruluş anlaşmasının zaman içinde gözden geçirileceği, değişikliğe uğrayacağı ve yeni ihtiyaç ve taleplere göre yetki ayarlamasının yeniden düzenleneceği. Bunu başta Amerikalılar yaptı, ondan başarılı oldular. Kanadalılar başarılı oldular federasyonda çünkü sistematik olarak gözden geçiriyorlar. Bunlar böyle fix şeyler değil. Şimdi bir diğer nokta, federal devlet, çok etnili federal devlet doğası gereği etnik kimlikleri ve grupları zaten koruyor. Onların üzerine bina oluyor, onları aşıyor. Ayrıca bir etnisite vurgusu federal mantıkla çok bağdaşır bir şey değil. Dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız gereken nokta şudur. Kimliklere duyduğumuz saygı kadar haklara, sosyal haklara da saygı duymak zorunda. Hatta daha fazla. Çünkü çok etnili bir federasyonun yaşayabilmesi, yurttaşların federal yurttaş duyarlılıkları edilmesi toplumsal hakların dağılımıyla iç içedir. Kimlik vurgusunu bırakalım artık. Sıkıldık Kıbrıslı Türk bölümü olmaktan, biraz başka bir şey olalım. Yani federal yurttaşlar olarak düşünelim. Birden fazla hiç kimse bizim Kıbrıs'ın Türklüğümüzü ve Kıbrıs'ın Rumluğumuzu elimizden almıyor. Federal devlet onların üzerine kuruluyor zaten. Ama başka yerlere bakalım ve sosyal haklar alanında başarılı olmanın vizyonlarını konuşalım. Bir diğer nokta. Bakınız federal yurttaş ortada yok. Federal devlet kurulduğu zaman oluşacak. Ancak federasyonu kuran elitlerin federalist duyarlılıkları olması lazım. Kurucu elitlerin sabah akşam etnisite vuruluşu yaparak federasyon kuramazsınız. O yüzden elitlerin burada biraz federalleşmeye dönük adım atmaları gerekiyor. Sikimlerde ve algılarda ortak bir yurt kuruyoruz. Yan yana yaşayan iki etnik hapishane açma niyetimiz yok. Ne de Osmanlı döneminin millet ses sistemini geri getiriyoruz. Modern devlet antagonisttir, interaksiyon Avrupa Birliği içindedir, karşılıklı etkileşim, ilişki onlara açık bir şey. Yani yurttaşların
ortak bir agora'da, eski Yunan'ın deyişiyle ortak kamusal alanda beraber yaşayacakları bir yerdir federasyon. Federal devlet bir yurt kurumudur. Böyle bir takım iktidar paylaşımı falan değil sadece. Sen halkın evine git, sen de bunun evine git diye. Bunlara dikkat etmezsek, bunlara dikkat etmezsek başarılı bir federasyon yapamayız. Çökmez. Ambassador, would you like to add something or reply to some of the questions? And that's it. Erhan. Çok teşekkürler. Kısaca iki tane değerlendirmem olacak. Gerçekten federasyon oluşturma bir süreçtir. İlk günden her şeyi yapamazsınız. Gönül arzu eder ki olsun ama bunu federasyon Almanya'da olduğu gibi monetnik olmasına rağmen diğer ülkelerde olduğu gibi başlar, devam eder ve ideal noktaya yıllar içerisinde ulaşabilirsiniz. Bir analoji yapmak istiyorum yine Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği 1950 yılların ortasından itibaren oluştu. Ama Avrupa'da bir birlik yaratma çabası 13. yüzyıldan itibaren devam etti. Ve her yüzyılda yaklaşık 2-3 kez Avrupa'da birlik oluşturma çabaları denendi. Bunların bazılarında savunma unsurları temel alındı. Bazılarında dini unsurlar temel alındı. Bazılarında eğitim unsurları temel alındı. Ama Jean Monnet ile Robert Schuman yaptıkları uzun çalışmalardan sonra anladılar ki Avrupa'daki federal düzen bir anlamda ne savunma ve dış politikayla başlayacak ne de eğitim ve kültürle başlayacak. Çünkü bu Avrupa halklarının en hassas noktalarına hitap ediyor. Dolayısıyla fonksiyonel bir federalizmle yola çıktılar. Fonksiyonel bir üst noktada buluştular. Avrupa çıkarlarını tanımlamaya başladılar ve kendi halklarını mikro milliyetçilikten farklı bir noktaya götürmeye çalıştılar. Şu anda Avrupa'da gümrükler, tarım, ticaret, enerji, çevre, üye ülkeler para. Düşünebiliyor musunuz? Yani uğruna savaşlar verildiği para üzerine başkentler yetkilerini Brüksel'e devretti ve kolektif bir karar alma mekanizması var. Bizdeki federasyon da evolving bir yapıda ve birbirimizi anlayarak en önemli şekilde empati yaparaktan gelişecek. Eğitim konusunda çok farklı modeller olabilir. Biraz önce Sayın Büyükelçi daha geçtiğimiz günlerde Avusturya'daki yeni uygulamaları şey yaptı. Kurucu devlet yetkisi olabilir, federal seviyede bir koordinasyon konseyi oluşturulabilir. Bunları verify edecek bir ayrı bir kurum oluşturulabilir. Bunun yanına denetleyici, düzenleyici bir otorite koyabilirsiniz. Niyet olduktan sonra yolu bulunur. Yani bu işin özü budur. Eğitim için de bunlar geçerlidir. Tüm hak ve özgürlükler için de bunlar geçerlidir. Eşitlik olsun, diğer unsurlara gerekli özenin gösterilmesi olsun. Maalesef Yeşil Hattın güneyinde de kuzeyinde de eşitlikler anlamında çok iyi bir kalemiz yok. Dolayısıyla en üst seviyede bir işbirliğine ihtiyacımız var. Niye olmasın? Federasyonun sürdürülebilirliği anlaşma sonrasında halklarımıza eşit imkanları, özgürlükleri sunma ve buna ek olarak eşit hizmetleri verebilmeyle ancak mümkün olabilecektir. BAF'ta farklı bir eğitim, Mausa'da farklı bir sağlık sistemi, Larnaka'da farklı bir olgu, Güzelyurt'ta farklı böyle bir tek ülke yaratamazsınız. Bunun için de çok çalışmak gerekiyor. Tekrardan çok teşekkür ederim. I would like to thank very much indeed all our distinguished panelists.
And of course, a big thank to all of you who have joined us today. You have joined the European Parliament Information Office in Cyprus for this important event. From our side, we commit ourselves that we are going to continue this kind of events throughout Cyprus to give the floor to politicians, academics, and also ambassadors to elaborate on the future federal state of Cyprus. Thank you very much. Thank you.